Alternatif tarih Osmanlı Devleti kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz tarihsel seri olarak yola çıktık ama en geniş sınırlara ulaştıktan sonra ne yapacaktık? Alternatif tarihe geçecektik. Biz de bunu yaptık hakeza. Kanuni'ye daha geçmeden en geniş sınırlara ulaştık biz. Biraz aslında orada başladı alternatif tarih durumu. Yavuz döneminde başlamış oldu ama topyekün alternatif tarihe Kan Baba Halife Süleyman veya Kanuni Sultan Süleyman'la geçtik de diyebiliriz. Şimdi bunun İsmini şuradan editlesem daha iyi olur bence. Bir saniye şu... Niye böyle gösteriyorsun? Ah, rename. Yanlış yere bakıyorum o yüzden. Kanuni. Halife Kanuni. Yani illa sultanı da biz yazacağız değil mi peki? Bunun modu var. Siz evde farklı türlü yaparsınız. Burada böyle oldu artık. Kanuni Sultan Süleyman. Okey. GG. Okey. Şimdi buradan sonrası artık dünyayı fethetmeye uğraşacağız. Başka bir yapılacak bir şey yok. Derken 93K savaş geldi. Ne savaşı bu? Transilvanya Atabeyliği için kutsal savaş. Hayırlısı. Kim başlattı bu savaşı? Kimsin sen? Bir dük nasıl 93K getiriyor bize ya? Kardeşim sen kara kuvvetleri komutanı mısın? Nasıl oluyor bunlar? Kutsalları çıkartamıyoruz. Neden? Ha çıkmışlar zaten. Bunların içinde olacaklar herhalde. Paralılar. Dünyanın bütün paralıları burada mı? Yani bendeymiş zaten çoğu. Çok toprak gözü karartıyor değil mi? Biraz öyle. Göz korkutuyor. Bizim ordular çıkana kadar, gerçi en son yeni onları eve göndermiştik falan. Abonelik var. Mr. SGA Kademe 2 ile 11. ayını kutluyor. Bir ayı kaldı çocuğun 12 ay olmasına. Yanımlara iki çizgisi var artık, yeni rozetler. Topyekünü elden geçirdiğim için onu da görmüş oldum böylelikle. Alkışlar gelsin Rıza'ya. Çok teşekkür ediyorum Rıza'cığım. Her zaman buralardasın. Her zaman desteğini hissettiriyorsun. İyi ki varsın. GG. Sen şu anda düksün. Yeni unvanlarımıza göre. Kontlar malumunuz. Kademe 1. Dükler kademe 2. Krallar kademe 3. İmparatorsa sadece ve sadece YouTube'a özel. Bir de Atanur'u da var. O YouTube'dan aldığı aboneliği. En üst seviyedeki unvan. Peki, çok şükür orduyu topladık. Orduyu toplayana kadar vatan elden gidiyor ama yapacak bir şey yok. Gider geri alırız. Okey, diplomasiden gidiyorduk. Çocuklar için fazladan 1 ile 3 arası beceri puanı ver. Şu paralıların hepsini uzatıyorum yine. Keşke bunları topyekün uzatma seçeneği olsa. Var mı öyle bir şey? Yok değil mi? Üf ya. Gerçi oyunu ilk başta geliştirirlerken insanların bu kadar çok oyunu kırabileceklerini belki de hayal etmedi Paradox, bilmiyorum. Gerçi 4X Grand Strateji oyunu yapıyorsa bir de Paradox kendi kitlesini yıllardır tanıyor. Yani insanlar daha ilk gününde bu oyunun erbabı oldular. Ben mesela biraz da bu yüzden bu oyuna tutorial çekmedim uzun süre. Çünkü ben zaten oyunu oynamaya başladığımda herkes uzmanıydı. Ben hatta Twitch'te yayın açmaya başladığımda da gelen herkes uzmanıydı oyunu. Ben cahilmişim gibi böyle bana öğretiyorlardı oyunu. Diyorum ulan ben de çıktığı gibi oynamaya başladım. Siz nasıl öğrendiniz? Tamam CK2 bilenler vardı. Onların o avantajı vardı. Ama yani sonuçta yeni oyun kardeşim. Bazı şeyler orada yok. Burada var falan. Herkes erbabıydı bu işin. Sonradan anladım. Sonradan anladım. Twitch'teki herkes her konuda her daim uzmanmış zaten. Ondan sonra bu gerçeği kabul edince hayatım kolaylaştı. Peki. Uzatıyoruz efendim. Sözleşmeleri uzatıyoruz. Bunu da uzattık. Hoş geldin Dumbul. Selamlar. Chat bir saniye ya. Annem babam oturdukları koltuk
ayar çekmeye çalışacağım. Bilmiyorum. Kaç numaralı koltuğu almıştık biz diyor, ne bileyim ben. Peki. Okay. Devam. Okay. Dövelim bunları, gelin. Gelin güçlü Osmanlı ordusuna. Kıyma makinesine girer gibi kaptırın kendinizi, kolunuzu bacağınızı. Din adamı kim bu? Vasalım Atabey Balaban, şatafatlı bir ziyafette kızarmış kuğu, kaliteli peynirler, incir şekeri ve menekşe şerbeti yiyip içerken yakalanınca eşari dünyası dehşete düştü. Ziyafet o kadar gösterişliymiş ki insanlar onun yetkilerinin meşruluğundan şüphe etmeye başladı. Ruhban sınıfı arasında nadiren böyle rezillikler görülür. Aynen kardeşim, bir kahvaltı sofrası görseli geliyor şu an aklıma, dillere destan. Peki. Çok nadir görülür. Sefer yapay zekayı tebrik ediyorum bu arada. Başkentini boşta bırakma pahasına Cassius Belli attığı ve uğruna savaştığı bölgeyi kuşatmaya geldi. Şimdi ben onun ülkesini kuşatacağım. Az sonra da topyekün üzerine gideceğim. Bunları da biçeceğiz. Ondan sonra bitiyor. Önce burayı alalım. Gelir mi? Topraklarımı hiç kurtarmadan acaba gelir mi diye merak ettim. %78'e dayattığımız için. Bu nedir? Maraş'a olarak hizmet ettiğim süre zarfında taktikler ve stratejiler alanında çok fazla şey öğrendim. Dilerseniz size bu alanda ders verebilirim. Tabii ki ileride ödeşmek şartıyla, ne gibi? Zayıf koz, finans dersleri alıyor. Kimsin lan sen? Okey, fena değilmiş. Abonelik var, Dumbul. Yasin aboneliği uzattı. 6. ayını kutluyor. Wow. 6 ayda bir. Hayırlı uğurlu olsun Platin. Platin dedim, 6 ayda bir. Çok teşekkür ederim Yasin'cim. Desteğin için alkışlar gelsin Dumbul'a. Bebeklerim, nasıl yani? Çocuğun adı Kanuni Sultan Süleyman mı? Hayırdır inşallah. Oha, çocuğa bak, Kanuni Sultan Süleyman. Okey. Çok özel çocuk geldi. Muhteşem bir çocuk geldi hatta yani. Kanuni'nin çocuklarına bakacağız şimdi. Hayır, portresine değil. O ayrı. Google ya, tamamlama şu arattığım şeyleri. Yine gözü kör eden bir beyaz ışık var. Lütfen git buradan. Lütfen git. Lütfen. Süper. Şu ekrana doğru geçelim. Merhaba. Okey. Birinci Süleyman bilmem ne bilmem ne bilmem ne, aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. Çocuklardan hatırlamıyorum da kimlerin adını koyduk ama biraz hatırlıyorum. Ucundan hatırlıyorum. Bu çocukları kısmı nerede ya? Ha, böyle yazdılar. Peki Mehmet diye koydum mu ben acaba, bilmiyorum. Merhabalar Şavyon, hoş geldin. Nasıl, keyif alıyor musun şeyden, Witcher'dan? Mustafa ismi de yakışırdı o şehzadeye. Mustafa'yı verdik galiba, hatırlamıyorum. Bir saniye. Bunun kardeşleri şimdi. Mihri Mah yok, bu değil. Mustafa var, evet. Mustafa nasılmış? Ha, Mustafa'yı Mustafa sandık ama Mustafa değil. Hadi bunun adı Mustafa olsun. Mustafa. Okey. Senin adını değiştiriyorum evlat. Bunun adını Murat mı yapsak? Murat koydum mu ki ben?
Mahmut var, Pekşen var, Aslıhan var. Murat da koymuşuz. Başka ne koyabilirim? Mehmet koymamışız. Hadi bunun adı Mehmet olsun o zaman. Böyle yapalım. Evet, bir saniye yine. Anneme bir şey yazmam gerekiyor. Çok sardı ya, 2 gündür. Aynen görüyorum. Çıkıyorsun bir daha giriyorsun oyuna. Çıkıyorsun hemen üstüne bir tane daha. Yetmiyor, bir tane daha giriyorsun. Böyle pencerenin sağ alt tarafı kullanılamaz hale geliyor. Çeviri yapıyordum demin. Victoria 3 geliştirici günlüğünü çeviriyordum. Ya sağ alta tıklayacağım. Geçsin diye bekliyorum. Hayda, bir daha bildirim geliyor. O gidiyor ulan, bir daha tıklayacağız. Hayda, yine gitti. Sonra da bana diyorlar. Abi ya, salı gününe kadar nasıl olacak bu? Geliştirici gününü salı günü çok geç değil mi falan diyorlar. Ne yapayım kardeşim? Otur kendin çevir o zaman. Ben bu kadar çevirebiliyorum. Allah Allah. Kolay mı lan? Herifler 8 sayfa, 10 sayfa şey yapmışlar. Günlük yayınlamışlar. Önemli de, bir de ilgimi de çekiyor. Düzgün çevireyim istiyorum. Atabey Sökmen Mustafaoğlu. Bu neymiş ya? Mustafaoğlu. Cılız. Oy. Oo, hayır, git buradan. Yok ya, rahatsızlık değil, şaka yapıyorum ben. Olur mu öyle şey? Bir de elde olmayan sebepler bunlar. Benden değil. Git Good Boy hanesinden özür dile. Orada çok geç ya diyen arkadaşlardan özür dile. Sen zavallı karım mı? Yok, yaralı karım. Aynı şey. Hemen bir hekim çağırın. Aa, Hürrem! Hayır! Ölemez, hayır. Konuşamadım. Ölemez. Mihrimah Sultan Yeşit oldu. Yeşit mi oldu? Mihrimah Sultan Reşit oldu. Okey, konuşabiliyorum. Test ettim. 1-2. Bu adam nasıl? Fena değil. Bu adam gelsin. Timur Taş, sana güveniyorum koçum. Gel bakalım, iyileştir bütün hanemizi. Buraya gidelim. Yaralı karım. Hürrem için tedavi zamanı geldi. Basit bir tedavinin yeterli olacağından eminim. Ama seçim sizin efendim. Gerekenden daha fazlasını yapma. Bitmiş savaş bu arada, yanmış isteyeceğim. Hala yakındı mı her şey? GG! Ben osurdum ben! Mehtap osurmadı. Doğru. Şavyon görüyor musun? YouTube Shorts'ta uçuyor video. Senin başarın. Gel sana oradan kazancımı yarısını vereyim. 0,0 2002 TL kazanmışım şu ana kadar o videodan. Biri senindir. Biliyorum biliyorum. Ekolu bıraktım özellikle. Seninle konuşuyorum ya şu anda. Yüz altın ödeyecek. Kim bu? Bu çocuk için. Allah Allah. Neden? Ne bu? Altından mı bu çocuk? Ödesin peki. Varisidir belki, değil mi? Niye öyle diyorsun Burak? Kes bunu. Aa, istediğini kesemedikten sonra ne anlamı var ya süzerenliğin? İban atarım yayın sonu. Her türlü. Her türlü. Ya da bir sonraki ayki abonelik ücretinden düşelim. 7 lira 89 kuruş ödersin Prime'a. Miras Sultan evlenebilir. Okey. Yani. Gitsin o zaman bir an önce bence. Bayez için vasi falan diyor. Bir saniye, chat telefona bakmam lazım. Okey.
Nereyi fethedelim? Nereyi istiyorsun chat? Chat insanları nereye ister? Nereyi fethetmemizi istersiniz? Afsilere yürüyebiliriz. Gerçi bizden bunlar da. Benim burada dejurum var mı? Var. Ama o kadar büyük bir dejur değil. Çok toprak vaat etmiyor. Vasallık teklifine nasıl bakıyor? Kötü bakıyor. Neden? Meşhur üzerine değilsiniz. Sultan Abdullah bir sultan. Bir kere kafadan onu arzulamıyor. Mantıklı. İlginç. İlginç. Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar Segoizm, hoş geldin. Dünyada neler oluyor bir kısa göstereyim. Dünyanın büyük bir kısmı bize ait. O yüzden bizim iç haberlerimiz oldu dünyanın uluslararası haberleri artık. Beynelmilel olan şeyler ülke içi hudutlarda artık. Şu iltigine abi siz niye bu kadar bu eşarilik niye böyle çılgın attı ya? Yani ne oldu kardeşim bu Hindulara Mindulara ne oldu yahu? Hemen salmışsınız, yemin ediyorum salmışsınız hemen. Gerçek gücü görünce hemen salmışlar görüyorsunuz. Hemen biat etmişler, yakışmıyor. Buradaki kontrolleri artıralım, başka bir yapılacak bir şey var mı şu an için? Yok. Bu nedir? 50 altın istiyorum ben. Ha, Atabegüm için. Okey, gitsin Atabegüm. Bu kim? Kudüs Sultanlığı. Kudüs Sultanlığı diye unvan mı varmış bizde? Bakayım. Var mıymış öyle bir şey? Varmış gerçekten. Unvanı yok etsek nasıl olur? Şahane. Var mı hala burada bir örgütleşme? Yok. Bana gelen bir şey yok. Yunan Katolikleri biraz ayaklanıyor. Bakalım o ayaklar ne durumda? Beyefendi size biraz para yollasam. Bir miktar nakit. Güzel bir anda artı 100 oldu. Şimdi bir de din değişmenizi istesem %100. Oldu. Okey. Gidecek şimdi bu örgütleşme. Gitti, bunu da çözdük. Yunan Kurancı Halkçı Örgütleşmesi, yemin ederim daha neler görecek bu gözler. Hiç bilemiyorum. Abonelik var. Samrul 99 8. ayını kutluyor. Wow, çocuğun doğmasına bir ay kaldı. Okay. Sen ve bu kanalın aşkının meyvesi. Alkışlar gelsin Samrul'a. Seni burada görmek güzel. Eyvallah. Çok teşekkürler. Tomra benim için çok önemli biri. 16'na gitsin peki. Ermeni Alevi Zarsurt. Özgürlükçü ne yaptın sen? Neden özgürlükçüsün? O sana biraz para versek bence bu yoldan çıkarsın. Parayı verdiğimizde yoldan çıkmayan olur mu ki? Sanmıyorum yani. Çok idealistler olması lazım. İdealistler genelde yalnız bırakılır. Yani bu böyledir. Sindi. Keşke şurada Sivaslı yazsaydı da gülseydim biraz ucuz ucuz. Peki. Fidyeyle git. Fidyeyle gelirsen ama almam seni söyleyeyim. 25 altın ödeyecek. Niçin? Bunun için. Okey, ödesin. Yunan Kurancı daha neler görecek bu gözler acaba? İlginç şeyler oluyor save'de. Of. Bana 50 altın ödenecekse ben varım bu arada. Böyle anlaşmaları seviyorum. Bu kim? Atabegüm bilmem kim. Okey gel. Bu kim? Abi biz bütün dünyayı esir mi aldık? Keşke bunu salmasaydım bu arada. Benim korkunçluk seviyem nedir? 55 mi? Ne bu? Samsunlu muyum ben? Hemen kesin şunları. Nasıl ya? Niye bunların hepsi Müslüm? Ve niye bizden bunlar? Bunu da öldür. Kaç oldu? Yüzü geçtik ya. Tamam. Diğerleri çürüsün biraz.
Birazcık çürüsünler. Bakalım. Vekiler. Abi içim kıyıldı ama ya. Bu nedir böyle? Bunlarla mı uğraşacağız her seferinde? Zaporijya Sultanlığı. Salıyorum seni. Eşari bir Oğuz herif. Salacağız yani. Ne yapalım? Ya nasıl olsa birazdan zaten savaş çıkar. Bunların hepsi... Bunlar kadar bir daha bir şey alırız. Esir alırız. Hafsi. Abi bu Hafsileri biz ne yapsak? Kefalonya Düklük Fethi diyor. Kefalonya mı? Ehli. Zoraki vasallaştırsak. Evet, neden bunu yapmıyorsun ki Burak? Hafsi'yi ele geçir. Bunları yok edin. GG bitti. Speedrun gibi oldu. Güzel. Vasallaştın mı sen şimdi? Aferin sana. Adam bir kral olduğu için öyle kolay kolay alamıyoruz hepsini. Evet, kral olarak girdi. Diplomasiden gittiğimiz için zoraki vasallaştırma savaşı açabiliyoruz. Zoraki vasallaştırmanın da güzel olan yanı bu. Doğrudan himayenize giriyor. Ama tabii yarın öbür gün ilk fırsatta bize dalacaktır. O ayrı dava. Yarın öbür gün dediğime de bakmayın. 3 dakika sonra falan. Ama topyekun vasallaştırdık. Şimdi bunların hepsinin Müslüman olması bizim hiç işimize gelmiyor. Oğlum Papa bile neredeyse Müslüman olacak. Ne biçim bir çizme bu ya? Memlük kasino mu? What? Nasıl ya? Kasino, okey. 2 S'li ama yine de komik. Arkadaşlar görüyorsunuz. Müslümanlar İtalya'yı ele geçirince kasinoya çevirmişler. Peki. Bizim de kasinoya çevirmeye bayağı aday olan bir yapımız var TR'de çok şükür. Devran döndüğünde bakalım. Kabulistan, Kabul, okey, Afganistan. Üstat al sana verelim. Dur sana vermeyelim lan, seninmiş zaten. Ha sen bana geçtin. Nasıl bana geçtin ya, geçmedin. Kumarcı Memlük. Alfred'in toprakları alacak mıyız? Neden olmasın? Nerede lan o toprak? Demin aldım. Bunu da gasp et. Ben krallık mı gasp ettim az önce? Yok. Evet. O krallıkmış. O yüzden düklük de çıkmıyor. Okey, şurayla birlikte verelim. Hatta bu kişiye verelim. Al bakalım bu kişi. Neydi ki toprağın adı? Bir şey. B ile başlıyor. Aynı mine. Ha, Baltiyul. Aynen. Al bakalım. Verdik onu da. Müslümanlar yoluna bakıyor. AS Pembe Ejderha. Hoş geldin. Eşari ve Pencaplı. Bu adamı salar mıyız? 4 yıldızlı bir gölge ustasını salar mısınız yani? Bence işkence edelim. Aman din min bu kadar iman ettik de ne oldu? Ortada ne oldu? Neyse. İşe yarıyormuş arkadaşlar görüyorsunuz. İman power. Ben bu Karpatya'yı topyekün vasallaştırma savaşı açabiliyor muyum? Hadi be açamıyoruz neden? Onu sadece Müslümlere mi açabiliyorum ben acaba? Merhabalar Akobalı, hoş geldin, selamlar. Bakayım bir tek Müslümanlara mı açılıyor? Mesela benim orada... Okey. Bunu yapabiliyorum. Okey. Cümlelerimi yarıda bırakıyorum. Ama öyle. Kutsal gelmez buna. Çünkü zaten Müslüm. Müslüm'ün Müslüm'e kutsal çıkarması caiz değildir. İşkence kime? Bu halıcıya. Peki. Hangi padişah var? Kanuni Sultan Süleyman ama halife cübbesi giyiyor. Artık alternatif tarih
vaziyetine geçtik. Haliyle en büyük sınırlara ulaştık. Şu an cihanı fethediyoruz. Gördüğünüz gibi Hinduları Osmanlı boyunduruğunu aldık. Tabi bu demek oluyor ki oyunda öyle bir şey yok ama baharat yolunu da ele geçirdik. Burada Portekizli korsanların gelip Mekke'ye, Medine'ye saldırması veya Hac yolundaki Müslümlerin önünü kesmesi artık mümkün değil. Görüyorsunuz. Tüm cemaati bizden yana yani koruyoruz. Defender of the Faith. Neden olmasın? Neden olmasın? Bir sonraki lider de neden din değiştirmeyelim? Neden din yapmayalım, değil mi? Yeni bir mezhep açmayalım. Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet'in kafasındaki İslam'ı getirebiliriz. Böyle diğer dinlere karşı biraz hoşgörülü falan. Ya da çok radikal olabiliriz. Bilmiyorum. Geri kazanılan güç ne olmuş? Murat Kanuni Sultan Süleymanoğlu Osmanlı. Okey, hastalıklı değilmiş artık, süper. Bunları doğrayalım. Okey. Ya böldüm. Biri buraya git. Hayır, oraya gitme. Nasıl oraya gidebiliyorsun ya? Sen buraya gel. Evet. Merhabalar Hüseyin Baba. Hoş geldin. Selamlar. Dark Mode'a geçmek iyi oldu. Gözlerim kamaşmıştı. Hangi Dark Mode'a geçtin? De Osmanlı Devleti Salernyalı vasallaştırma savaşı kazanıldı. GG. Fetihler devam ediyor. Macar topraklarını alamamışız aslında. Yani bayağı bir aldık aslında bakarsan. Bir de kanuni ile alınıyor zaten burası. Burayı normalde alıyor. Kendisi bir krallık olarak bırakıyor, hatırlatırım. Kanuni'nin daha sonrasında aldığı bir süreçle devam ediyor. Tarihsel olarak bu şekilde gidiyor. Ha, bunu henüz yapmadık diyorsan evet, ama Kanuni'deyiz zaten. Yani tarihsel olarak atladığımız bir şey yok. Çamur atmayın chat. Alternatif tarihe kaydıysak o zaman Şehzade Mustafa'ya ne yapacaksınız bilmiyorum. Fikrim yok. Ben Muhteşem Yüzyıl izlemedim arkadaşlar. O yüzden oradaki saray içi vıdı vıdılarını çok bilmiyorum. Oralarda siz eminim uzmanısınızdır. Size sorarım. Muhteşem Yüzyıl'ın ilk sezonunda merakla şöyle bir bakmıştım. İkinci bölümünde daha dramanın girdiğini görünce, yani bir de o zaman bir liseli ergenim, böyle gelemiyorum öyle şeylere. Hemen saldım yani. Hiç çok irite oldum. Bir de o sırada deli gibi tarih çalışıyordum. LYS'ye girecektim, üniversite sınavına girecektim. Ve okuduğum şeylerle hiç paralel gitmiyordu olanlar. Yani çok yavaş olduğu için dizi. O karısı marısı falan filan. Çocuk öyle kalsın da ben esas diğer çocuklara bakacağım. Üniversiteye çocuk gönder kararında 3 yaşına geldi mi bizim Mustafa? Yok, daha 1 yaşında. 3 yaşına gelsin öyle sorarım size chat. Mustafa'nın alameti farikasını. Ne yapmalıyız onu falan konuşuruz. Buraya zoraki vasallaştırma atamıyoruz. Zorla vasallaştırma çok fazla kontluğa sahip diyor bunu yapmak için. Peki, haklı. Ne bu? Trinakaria. Okey. Var mı zoraki vasallaşman bana? Var gibi. Gelsin. Paralıların herhalde şeyi bitmiş değil mi? 50K'ya düştü çünkü düzenli. Buradan bir gemi kalktı. Demin onu gördüm. Lan büyük bir adım atarak geçiyoruz, görüyorsunuz. Ya da Birinci Murad'ın ağabeyiydi değil mi? Süleyman. Okey, bu kız muhteşemmiş bu arada. Onun hatırlarsanız Çanakkale'den geçerken Rumeli'ye geçiş yaparken ilk kez Çimpe Kalesi'nin oraya okumuştuk burada. Gemileri yan yana koyarak köprü yapıp geçirmiş orduyu. Neden? Neden? Çok merak ediyorum neden. Yani belki gemiler o kadar adamı taşımazdı. Belki sadece merdiven böyle şey köprü görevi görmesi. Neden ama
Çok kreatif bir yandan ama bir yandan da çok abes. Ciddi ciddi karşıma böyle otursunlar anlatsınlar isterdim bunu. Direkt olayın müsebbibi. Dilin cazibesi. Çok kültürlü Osmanlı ülkesini yönetmenin kendine has zorlukları var. Yabancı tebaam sarayda kendi dilinde konuşamayınca dargın hissediyor. Vasalım Atabey Yahya, Mısırlı tebaam ile ilişkilerimi geliştirmek için onların dilini öğrenmem gerektiğini söylüyor. Ben nasıl Osmanlı padişahıyım ya, bilmiyor muyum dil? Kitap okuma zamanı. Beni eğitecek bir öğretmen tutmalıyım. Yani bence bu daha mantıklı. Önce okumayı öğrenmem gerekmiyor mu o dilde en azından? Okey. Bunu ver. Cadı yap kulak misafirim hayda. Demir ile İblis Efendimizin bilgeliklerini konuşup... İblis Efendimiz mi? Ney? Ben cadı olmadım ki cadı eventi geldiğinde. Yanlışlıkla cadı mı olduk? Olmadım ben ya. Na mümkün. İnanmıyorum. Hurafe. Kim bu bana karşı yükselen? Oha, 21 üye diyor. Peki. Safevilerle mektuplaşmanın olduğu söyleniyor Mustafa'nın. Okey. Bakarız onlara ya. Böyle bir şey varsa. Dilin cazibesi, dil öğrenildi. Mısırlı dilinin temellerini öğrendim. Mısırlı dili mi? İyi vakit geçirdim. Mısırlı kültürünü benimseyeceksiniz. Yok artık. Öyle yağma yok bedavadan. Hadi artık vasal, kabul et şunu. İyi. Okey. Çizmeyi ufaktan giyiyoruz. Şu anda böyle stiletto. Şu an giydiğimiz şeyin adı. Ufaktan. Kapua. Gel zoraki vasallaş. Kaçmış mı? Kim kaçmış? A bilmem kim kaçmış. Okey. Başka ne isyanı çıkacak? Hala Yunan Katolik halkçı diyor. Peki. Ben o sırada bir ziyafet versem, gerçi halkı çağırmadığımız için çok bir etkisi olmuyor. Halkı çağıramıyoruz ziyafet haliyle. Ama olsun, diğerlerinin de gazını alırız ufaktan ha. Özgürlük mü? Ne özgürlüğü? Yeniyor mu o? Nerede çıktı bunlar? Oo, her yerde çıktılar peki. Şimdi sen buraya gel bakayım. Biz bunları bir yiyeceğiz. Ya da ben bunları kullanmasam mı? Hadi hadi, sizin işiniz burada. Fetih yapmaya geldik biz buraya. Felaket efendim şarap. Sultan Korkut hakkında yaptığım korkunç keşfi size bildirmek için yazıyorum. Bu aşağılık herif arkanızdan onursuz işler çeviriyor. Sağ ol söylediğin için. Okey ve bir de şey köylü sürüsü çıktı. Ve bir şu savaşın bitsin görüşeceğiz. Bunların ordularını da dövmemiz lazım haliyle. Sır açığa çıkarıldı, boş ver onu. Biz hazırda bekliyorduk, avantajlı tarafız. GG kazandık. Şimdi şu köylüleri yok edelim. Sadece %8'lik bir ilerleme kat ettik köylüleri yok edince. Süper. Nakşa'ya gidelim. Bu yolu biz kaldıramayız ama. Şuradan gitsek olmaz mı? Oradan buraya, buradan şuraya, oradan şuraya gibi. Neden böyle bir salaklık yapıyorsun Paradox? Neden bu kadar embesil gibi davranıyorsunuz? Böyle yapmasan, şuraya kadar gelsen, buradan buraya geçsek, oradan şuraya geçsek. Oradan da buraya gelsek. Evet, anca böyle. Günleri de Avusturya ile mektuplaştığını söylüyor. Tam bir kesinlik yok. Okey.
Bu paralıların süresini... Yo bunların... Allah Allah. Paralıları topla diyor falan. Paralarımız varmış o zaman. Neden o benim özel birliklerimin sayısı azaldı ki öyleyse? Karıştı. Abi 28 bin köylü mü olur ya siz? Yani bilemiyorum. Merhabalar Bayat, hoş geldin. Bakalım diplomasi yaşam tarzı ne var? Aile, dostu, sırdaşlar. Her arkadaş için bilmem ne. Benim arkadaşa ihtiyacım yok gibi duruyor. Ve nerenin köylüsü ben de merak içindeyim. Bizim buralardan çıkmazdı böyle köylü. Bir de köylüye bak, gemiye biniyor gidiyor kendi ülkesindeki adayı işgal ediyor falan. Napolyon mübarek. Oradan ikmal yollarını kesersek onların eline hiçbir şey kalmaz. Böylece bir gecede iktidarı ele geçiririz. Oha niye buradakiler bekledi? Aferin size. İyi ki bekledi bu arada. Yoksa çok uğraşacak. Yani kaybedebilirdik yolda ordumuzu. Okey, bu böyle geliyor. Nereye gidecek acaba? Merak ediyorum. Şunları izleyelim. Siz de şöyle gidin. Silahımızın tamire ihtiyacı varmış. Bize tamir ettirdik. Okey, savaşlardan birisi düştü. Geçersiz hale geldi. Esir aldık bu herifi. Seni madem esir aldık al kazığa oturtuyorum. Benim umurumda değil bu günah mı sevap mı. Valla isyan etmeden önce düşünecektin. Başka bir şey diyemiyorum. 25 bin umarım denizdeki bir kara deliğe düşmez. Biliyorsunuz böyle şeyler yaşandı daha öncesinde. 25.000'iz hala. Şuralar çok sıkıntı, geçtik süper. Murat buraya gider mi? Bu ne? Hadımmış bu çocuk. Peki git oğlum. Bir şey olmaz. Pekşen de gitsin. Nasıl çocuk? Çocuk nasıl hadım olmuş ya bu arada? Ha? Megara Camisi falan diyor bir de. İlginç. Bunları yok ettim. Şimdi şurayı da yok edeyim. Ne kadar el oyalıyor değil mi? İsyanlar. Zarar gelmez dedim. Köpeğe bak. Pekşen'i öldürdüler. Neden öldü? Boğuldu. Kızımı öldürdüler. Nerede başka isyancı var mı? Dünyanın öbür ucunda falan. Böyle görebiliyoruz değil mi? Başka kesim vardır ya. Buralar boş geçmez normalde. Genç. Yo bunu halledince bitecek o zaman. Süper. GG. Gel. Otur kaza. Gel gel. Okey, yüzlerce esir almışız. Bunu kes. Şunu kes.
Bunu kes. Başka burada yok değil mi? Tamam. Geri kalan hepsini salıyorum. Gidin. 30 tane karakter. Çünkü hepsi tek tek oradan bana bildirim yollayacak. Çekemem onu. Kayıt alalım. Show. Higin, ne yapıyorsun? Savaş ilan edemiyorum. Neden? Ordularım toplanmış durumda mı? Nerede? Aa, burada. Gitsinler. Burada var. Öyle bir şey belki yapabiliriz. O biraz beklesin o zaman Tigin. Bizim dinimizden olmadığı için ona sürekli savaş hakkımız var zaten. O açıdan bakacak olursak. Memlük kasinoyu bünyeye katalım derim ben. Arabistan'ın yarım adasının yarısı neden elimizde gözükmüyor? Burası mı? Burası çöl. O yüzdendir. Bunu diyor sana ya. Okey. Şimdi herkes geldi. Gidelim. Buralar bana ne isyan edecek var ya. Uf. Yani aldıktan sonra. Daha fethederken bu geliyor aklıma. Benim toprağım değil, değil mi? İyi. Şöyle bir alalım. Bunlar zaten savaşın içindelermiş. Bu arada Mustafa'nın yaşı gelmiş olabilir. Şöyle bir bakalım. Bu Mehmet. Mehmet olmayacak, hayır. 4 yaşında Mustafa. Kaba. Ya askeriyeden ya entrikadan gitmesi gerekiyor. Chat, size soruyorum. Askeriye mi entrika mı olsun? Mustafa'nın gideceği yol. Bir an önce karar vermeniz gerekiyor. Bu ikisinden birisi olacak. Ya da öğrenimden götürüp din reformatabilirim Mustafa'ya. Askeriye diyorsunuz. Okey. Evlat, sen askeriyeden yürüyeceksin. Seni hemen üniversiteye yollayalım. Chat, bir de varisimiz Mustafa mı olsun istiyorsunuz? Ben ona göre hareket ediyorum. Başka bir öneriniz var mı? Şu olsun dediğiniz. Yani şu an çocuklarımız arasında Mustafa var. Murad var. Mahmut var. Bayezid var. Mehmet var. Bunlar. Şu an alternatiflerimiz. Üniversiteye yollarsak sadist alır mı? Güzel soru. Almayabilir ama bir bakmak lazım. Doğru söylüyorsun. Daha önceki üniversiteye yolladığımız aldı mı onu da hatırlamıyorum bu arada. Üniversiteye gitsin ama ben eğiteyim. Nasıl fikir? Olur bence, yürür. Hanımlar kavga ediyorlarmış. Peki. Bitti bu savaşta. Bunu da aldık. GG. GG. Peki.
Çizme bayağı bütünleşiyor. Burayı neden böyle alamıyorum? Zoraki vasallaştırma neden yemiyor acaba, burası ilginç. Hasan derken anlamadım. Ülkenin adı mı? Hasan nerede ya? Aa, Hasan hakikaten. Tam bozan, alakası da yok adamın. Hasan mı sizin hanenin adı? Evet. Merhaba, biz Hasan. Bülendit hanedanı. Daha da karışıyor işler. Yalnız şu etrafındaki işleme çok güzelmiş. Çok şık. Bakalım başka savaş ne var? Burayı zoraki vasallaştıramıyorum. Aynen, tüm dünya eşari neredeyse. Ya sen de Bizantiyon'la uğraşma kardeşim. Olmuyorsa olmuyor artık. Sufriler oluyor mu? Bunlar da olmuyor. Bunlar olmayacaktır demek. 274 yıl kaldı diyorsun. Ciddi misin sen, yoksa benimle alay mı ediyorsun? Ya buraları değiştiremiyoruz öyle. Peki. Hiç uğraşasım yok o kadar gerçekten. Bir toprak için 274 yıl harcayamayacağım. Yalnız hiçbir yeri devşiremediğimizi şimdi fark etmiş durumdayım. Neden 16 yıl diyorsun? Peki, 16 yıla kabulüm. Yani 374 yıl, 200 yıl, bu zaman dilimlerinde bilmiyorum oyun farkında mı, ama yeni dinler falan doğuyor. Bırak hani şeyi, bir dini devşirmeyi. Bir bölgenin dinini devşirmeyi. Ha, şimdi zoraki vasallaşma açıldı. Şimdi buraya bir daha girelim. Chat. Bizim şu an bu kadar fetih yapıyoruz. Bakın. Gerçekten de en ufak ayağımız kaydığı anda tüm vasallar bize girecek. Yani şöyle hayal edin durumumuzu. Hapishanedeyiz, yeni girdik. Sabunu düşürmememiz gerekiyor duş alırken. Kesinlikle vaziyetimiz bu. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aile üyelerine karşı kişisel plan peki ver. Altın ödenecek, ödesinler. Evet, gerçek gerileme dönemini yaşayabiliriz. Alternatif tarih dedik ama sonumuz gerçekten tarihse olabilir. Hayırlısı. Ben ilk defa dünyada bu kadar fazla yer fethediyorum bir seride. Mirasla toprak yer alma. Peki. Oyundaki çoğu gereksiz karakteri silen modu buldum. İsmi Population Control. Baştan söyleyeyim, grafikler bozulabiliyor. Ben de bozuldu. Allah Allah.
Teşekkürler paylaştığın için, ama ben zaten geçen hafta yayında söylemiştim. Hatta oynatma listesinde bir haftadır mod. Ben hiçbir sorun yaşamadım bir haftadır. Çok kaymak gibi akıyor. Ben bir daha o mod olmadan hiçbir oyunu oynamam. Belki başarım avı falan öyle bir şey yapacak olursam olabilir. Bitti. Aldık. Güzel. Sen de bize geç. Askerler niye uğradığını şaşırıyor. Adam daha yeni evine dönmüştü. Dönemeden bir daha. Dönememişti bile, yoldaydı. Geri çağırılıyor. Geçersiz mi? Nasıl geçersiz? Adam öldü. Bu yüzden geçersiz oldu savaş. Şimdi bir daha aynı şeyi yapacağız. Çok saçma. Şimdi bir daha adamlarımı bir daha çağıracağım. Ya sizi ben eve yolladım ya, bir daha gelin bir. Çocuk oyunu gibi oldu bu. Neden tam 94K çıkmıyor? Çünkü sadece düzenli askerleri çıkartıyorum. Milisleri çıkartmıyorum. Burada kamera gelebilir. Savaş bitti. Okey, dünyanın bütün düzenleri. Buyurun. Buyurun. Düzenli diyorum. Paralı askerleri gelin. Temiz. Sen de gel. Güzel. Bu ne? Republic of bilmem ne. Sen bizden değilsin işte. Kontroller nasıl? Burayı biraz yola soksak 4 aya geliyor. Malgara başkasına verilmeli. Ver gitsin. Bizim oğlan ne yapıyor? Mustafa. Askeriyeden gidiyor. İyi büyüyor. Var var yapacağız birazdan. Hatta şimdi galiba onu yapmamız gerekiyor. Evet. Sıradaki engel papa. Roma bilmem ne psikoposu düklük fethi mi? Hayır. Bilmem kimin hak iddiaları, hayır. Krallık savaşı ya. Roma'yı böyle alalım, papalık, Roma Magna krallığı. Papalığı alalım böyle. Olur herhalde. Krallık savaşını buraya mı kullansam, yoksa buraya düklük olarak mı girsem? Düklük olarak girdiğimizde uzar mı bu süreç? Muhtemelen uzar. Latium aldığımızda çünkü sorun çözülmeyecek. Kökten çözülmeyecek. Bize iki savaş çıkaracak. Krallık savaşı yaparsak en azından papalığın krallık olarak bağlamış oluruz. Papaya cihat şoku. 12 Eylül 1608'de manşetler buydu. Artık ne manşetiyse. Papa sakın üzerime gelme. Daha ordularım çıkmadı. Hah, çıktılar. Rezil rüsva oldu Papa'nın birlikleri. Bir daha gelsinler. Yolla, ötekini de getir. Yok, gelmiyor.
Okay. Fetihlerimize bakalım. Şu an drop mı giriyor yayına? Çok ufaktan drop girmiş olabilir. Oo, Mustafa Sadist. Güzel. Papayla çarpışınca ufak bir drop girdi. Burada alınmadık bir yer kaldı mı ki? Almamış ama orayı boş gösteriyor. Ne yapalım artık? Yayın iyi şu an. Okey. Eyvallah Rıza. Peki. Buraya gidelim. Dönüp dolaşıp burayı geri almaya çalışacak. Merhaba ve görüşürüz dedi. Ha bir de paralı tutuyor. Ama taşıma suyla değirmen dönmez. Papa GG. GG. Sinir bozucu halife Kanuni Sultan Süleyman. Düşük karakterin Yunan tiyatrolarına konu olur. Hangi Yunan? Nerede? Tahmin ettiğimden daha güçlüymüşsünüz. Kan dökümüne son vermek adına taleplerinize boyun eğdiğimi bildiriyorum. Peki, hoş geldin aramıza papa. Papalık burada ufacık bir yer olarak kaldı. Şimdi Roma bize geçmiş oldu. Başka öyle mülk yok. Okey. Bu Spoleto'yu veriyorum. Al bakayım. Maturi mi? Adamın adı Maturi ama kendisi Eşari. Peki. Maturi değil. Roma'yı vermem. Urbino ile Monte bilmem neyi veriyorum. Urfalı'ya veriyorum. Neden CTRL'ye basarak çıkartmıyorsun askerleri? Böyle daha mı hızlı çıkıyorlar? CTRL'ye basarak çıkartmak ne ya? Yani çıkarlarken o sırada kontrol ve sağ tık bir yere bastığımızda onu diyorsan ordu tam toplanmadan çıkartmak istemiyorum. Onun dışında ne diyorsun anlamadım. Hadi olsun bavarlara. Okey. Public of Lucca. Lucca'yı alırız. Sen de vasallaş bakayım zoraki. Neden şavyon atılmıyor diyor bu kanalda bir de. Bunu deyince hemen şavyon triggerlanıyor. Ne demek atılmıyor? Ya sıfır askerle düşmanın üzerine koşmak çok akla izana sığmıyor benim için. Veya tam randımanlı gitmemek. Tüm askerli demiyorum. Toplarda çıkarıyorlar birleştirmek için. Tüm askerli demiyorum. Toplarda çıkıyorlar birleştirmek uğraşmıyorsun. Anlamadım demek istediğin ya. Biraz düşük bir cümle oldu. Şansölye. Okey. 42'lik şansölye iş görür. Kesinlikle. Bitinya gel. Masalı aktaralım. Bunu da aktaralım. Başka var mı? Okey. Aktardık hepsini. Şimdi arkadaşlar şu olabilir. Arkadaşımızın demek istediği şey biraz şununla ilgili olabilir. Neden askerleri hepsini birden... Ben aynı yerde çıkartıyorum aslında ama bu kadar fazla asker olduğu için tek bir yerden bütün askerler çıkamıyor. Dolayısıyla çevre illerden de çıkıyorlar. Eğer merak ettiğin şey buysa cevabı bu. Ama onun dışında kontrolle asker çıkartmak nedir? İnan bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Kontrolle çıkmakta olan askeri sağ tıklayıp bir yere yürü diyebiliriz. Bunu yapabiliriz. Ama onun dışında askeri çıkartırken neden bahsettiğini anlamadım. Nur gitsin mi bu event'e? Gitsin ya.
da gitsin. Ne bizim çocuklardan birini eğleyecekler. Mustafa'yı yollamayacağım. Hayır, Mustafa gelmiyor. Bayezid de gitsin. 100 altın ödeyecek. Papa istiyor bu adamı ha. Bu adamı Müslüman yapıp yollamamız yok mu? Aa, gitmiyor. Neden? Kardinal mi acaba bu adam? Ya papaya bir iyi niyet şeyi olarak yollayalım onu. Git. Merhabalar kurtlar, sen hoş geldin. Ben iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Keyifler nasıl? Zoraki vasallaşamayacak kadar büyük bu arkadaşlar. Peki. Ceneviz. Gelir mi acaba Ceneviz? Gelir bence. Ya bakayım, zoraki vasal. Zoraki vasalım. Şey gibi. Duymadı gibi. İşte CT'ye basarak çıkarsan yerlerden çıkmıyor. Bir yerde çıkıyorlar. İstersen deneyebilirsin savaş açtığın zaman. Onu ilk defa duydum. Sonraki savaşta deneyelim. Öyle bir şey var mı? Ama öyle bir şey varsa da aşırı derecede saçma. O zaman neden çevre illerden de çıkartacak ilk başta çıkartırken? Çünkü manpower'ın tek bir yerden yetmemesi gerekiyor. O kadar askeri çıkartma normalde. Aldık buraya da GG'yi. Ne kaldı? Burası var. Burası böyle kötü duruyor. Burayı da mı alsam acaba? Gel. Gel zoraki vasallaş. Deneyelim şimdi şuradan. Kontrol dedin. Düzenlileri buradan çıkart diyorum. Aynen öyle. Arkadaşımızın dediği gibi oluyormuş. YG. Bir şey daha öğrendim bugün. İyi bilgi. Teşekkürler Emre. Ama bence çok saçma böyle yapmış olmaları. Çünkü o kadar adamın tek bir yerden çıkmasını normalde oyun limitliyor. Ama bunu bypass ediyor bu karar. Kontrol olayı. Biraz garip geldi bana. Ama güzel yani, işimize yarıyor. Niye hala burada toprak var ya? Bundan vermedim mi? Burayı da verelim. Ben herhalde baktım ve içime sinmedi. Ondan vermedim. Dur. Al şu Ayyaş'a verelim burayı. Yürüyün! Başka nerede toprağı var? Şurada var bir de. Orada da var, yukarıda da var. Bu müttefik herhalde. Asal sınırımız ne kadar abi? Bilmiyorum ki. Doğrudan vasal limitini diyorsan bilmiyorum. 75 falan herhalde. 100 yıl sonra tarih kitapları Kuzey Afrika kıyılarının fethi nedeni hükümdar haritaya baktığı zaman estetik bulmamış olması. Aynen. Bu ne ya? Şurayı alın, temizleyin. Gözüme kötü gözüktü. Değil mi? Nerede bu gerizekalılar? Buradalar. Selim geliyor herhalde. Kaç tane kentte birden çıktınız? Oo, İtalya coşmuş. Elhamdülillah. Bene bene. Maşallah uçuyorlar. Örgütleşmede yeni bir boyut atladılar.
Çıkartın abi şunları. Bunlardan daha çıkmıyor. Bir tane çıkarabiliyoruz. Her seferinde yine de yokluyorum onu. Güdüsel artık. Tüm paralılar bizde. Şimdi ilginci tüm para da bizde. Hadi. Of aldık. Oho, bunlarla da mı kapışacağım ben ya? Kaçtı ya. Yine Cihan Harbi'ne dönüştü oyun. Ben hepsini aynı yerden çıkartmayı unuttum. Gerçi öyle bir durumumuz yoktu. Varmış, buradan da çıkmışlar. Midas dokunuşlu özelliğini mi kazandı Mehmet? Oha! Mehmet helal. Masal limitini geçince sorun olmuyor muydu fazla? Ya evet, vergilerimiz düşüyor. İşte nedir onun adı? Kır çıkıyor falan, o gibi şeyler de yani vergilerin düşmesi özellikle hiç umurumda olmadığı için uğraşmıyorum şu anda. Sosyal manipülasyon. Uğraşmam gerektiğini hissettiğimde uğraşacağım biliyorum ama şu an değil. Diyelim bağımsızlıkçı örgütleşenler de hayırlı uğurlu olsun. Artık toplanır mısınız ya rica etsem? Kudüs için Haçlı Seferi. Okey. Oyun kırılacak ha. Bunların hepsini nasıl kaldırsın oğlum bir bilgisayar? Mesela bu neden bitmiyor abi? Neden bitmiyor bu? Anlatabilir mi birisi bana bunu? Neden bitmiyor? Yani Zayani'nin tüm topraklarını neden benim fethetmem gerekiyor ki? Buradaki avuç kadar toprağı ele geçirmek için. Kaldı ki ele geçirmek için savaş açtığım ülke Zayani değil. Deliriyorum bu mantıksız işleyişine oyunun. Şimdi bitti. Bu orduyu buraya getireceğiz. Ve şuraya geçirelim biz. Oh, oraya değil, oraya değil, buraya, buraya, buraya. Siz bunları yediniz öyle bekliyorsunuz peki. Ne güzel bir böyle kuleli bir şekilde döndü. Lol. Çok gerekliydi gerçekten. Kızım oldu. Hayır. Buradaki savaş biteli çok oldu. Neyse üzerime geliyor salaklar. Kafayı yedi yapay zeka. Ben üzerine gideyim bari. Keşke bu oyunda National Unrest diye bir şey olsa ya. Europa Universalist'te olduğu gibi. Ya bu birimi böyle tetikleyen, etkileyen şeyler olsa falan. Ben burada dayak yiyeceğim değil mi? Evet. Orada oraya gelene kadar bir iş işten geçer. Ellerinden geleni yaptılar. Helal olsun. Çok iyi dövüştü bizimkiler.
Şu bıktım ya. Şunu yeni akşaya veriyorum. Al deli adam. Ne zaman geliyordu Haçlı? Yoldadır herhalde. Lan neyin savaşını verdiğimi bile bilmiyorum. Ne savaşı bu? Bağımsızlık savaşı. Alamayacaksınız bağımsız. Ancak rüyanızda görürsünüz. Okey, 80K ile birlikte gidiyoruz. Biz daha varmadan şehirler düşüyor, güzel. Diplomasi ağacında ne geldi? Pohpohçu. Wow! İşimiz zor. Kaç? Oğlum bu nasıl bir sayı ya? 756 bine 610 bin. Modern Warfare başladı herhalde. Şu an gün gün ilerliyor değil mi oyun? Evet, 5 hızda. Hulusi direkt verip kurtulsak yapılabiliyor muydu ki o? Teslim ol denebiliyor, evet. Aslında mantıklı ya. Sonrasında kafasına vurup geri alıyoruz zaten. Saat saat ilerliyor. Hearts of Iron 4'e döndü oyun. O da bir hızdaki Hearts of Iron 4. Al ya, senin olsun. Sonra oyun çökecek. Geri alırım ben onu. Ha, şimdi ilerliyor tarih. Keşke bu event böyle tekte gelse. Hangi çocuklarını yollayıp yollamayacağını menüden seçsen daha iyi olmaz mıydı Paradox? 80 kere aynı bildirimin gelmesi çok rahatsız edici. Bir de biri gelince biliyorsun. Şimdi 3 dakika boyunca bu bildirimden yağacak. Çünkü hepsini soracak. GG. Güzel. Peki, dağılın artık biraz. Biraz dinlenelim, biraz motorumuz soğusun. İtalya'yı bayağı bir baldırda şurada biraz bir açığımız var, papalık. Onun dışında aldık. O 5 yıl ateşkesin üstüne hallederiz. Şu anda giremiyorum tabii. Ateşkes var. Ateşkes ne zaman bitiyormuş papalıkla? Bakalım. 14 ay kalmış. Bir şey kalmamış. Okey. Kaç yaşında Kanuni? 44 yaşına gelmiş. O kadar çocuğumuz var. Birinin adı Selim değil. İlginç. Merhabalar Denixus. Hoş geldin. Selamlar. Teşekkürler. Ne habersin? Gitti. Ava çık. Ama orada bir gitsin. Sigara içeceğim.
Ha, katlanmış mı? Hayda. Yeni haftaya hazırlanıyorsun ha. Kolay gelsin. İyi diyelim, iyi olalım. Olabildiğince. Bu adam eşari meşari umurumda değil. Bu çocuk eşari meşari umurumda değil. Biraz korksunlar benden. Sen de umurumda değilsin adam. Eyvah, tiranlık kazandık. Yok mu bir ziyafetimiz? Zaten aktivitedesiniz diyor. Okey, birazdan avdan döndüğüm gibi yapıştıracağım ziyafeti. Hızlansın oyun. Kıyafetimin her yerine kusuldu. Peki. Yani. Alıştığımız şeyler bunlar. Poz elde edelim bakalım. 100 altın ödesin. Eşari İtalyan. Napolitan eşari. Mısırlı eşari. Trinakria Sultanlığı senin miymiş? Okey, seni salıyorum ama yola geleceksin adam. Keşke salmayıp unvanı... Neyse. Aman. Daha sonra onu da yaparız. Karpatya'ya girecek olsam. Akit dağları falan diyorsun. Buranın dejuru bende olmadığı için oluyor değil mi bunlar? Burada Macar Krallığı'na ne lazımmış? 26 dejur kontluk gerekiyor diyor. Emperyal olarak Karpatya zaten var. Okey. Yani zaten herifler oluşturmuşlar unvanı değil mi? Yok pardon, oluşturmamışlar. Oluşturmuşlar evet. İmparatorluk seviyesinde. O yüzden zoraki vasallaştırma açamıyoruz. Evet, buradan sonrasında Kutsal Roma ve Papalık. Yani bu ikisi var. Batıya doğru önümüzdeki engeller bunlar. Kutsal Roma'ya... Kutsal Roma'yı tekte yutmamız mümkün değil. Hileyle yapabiliriz anca. Claimland dememiz gerekir. Papalığa bakalım. Diyelim ki savaş açacağız. Düklük dediğimizde bunu veriyor. Yine Romagna'yı alıp Ancona'yı bırakırız. Daha sonra da Ancona'yı kontluk olarak alırız. Aynen, Süleyman. Kanunideyiz. Sakallar oturdu. Buraya da ateşkes var. Hemedan'a o zaman gidelim. Oha, Dulkadiroğulları diyor. Bu da çok büyükmüş vasallaştırmak için. Çok fazla kontluk varmış buna bağlı. Bölelim o zaman. Nasıl yaparız bunu? Düklük savaşı gerçi o eşari. Uzun zamandır bakmamıştım. 402K altını hangi hazinelerde, nerede saklıyorsun? Dağıttık böyle. Yedikule, Topkapı. Oralarda zaten var. Zindanlara da koyduk biraz. Geri kalanı biraz Roma'ya, Vatikan'a taşıdık. Keşke böyle gittiğinde o ülkenin harbiden bütün mirasını da alabilsen. Ama tamamen. Sallaştırmayı açamamak canımı sıkıyor buraları. Oha, Ermeniler bile eşari olmuşlar. Alalım burayı. Oha, 103 bin diyor. Nasıl ya? 5 tane müttefiği var. Onlar tırt. Şey olmaz. Öyle kurtlarsan zor. Yani kolay değil. Gerçekten. Bu seri beni epey sınadı o yönden. Kontrolü kaybettiğim anlarda yaşandı. Yaşanmadı değil.
demir yumruğu vurmamız gerekti. Zaman zaman. Ama tecrübe. Biz bu seriyi bir kez daha Royal Court çıktıktan sonra modlar da uyumlu hale geldiğinde baştan başlayacağız. O zaman hangi padişahta ne yapacağız, ne olacak, neyi anlatmam gerekiyor? Bunların hepsini biliyorum şu anda. Neye triggerlanıyor insanlar onu da biliyorum. Tecrübe. Öğreniyorum, ben de öğreniyorum. Okey, sen gel buraya. Biz koskocaman devletiz. Mareşal gitsin orada kontrolleri düşürsün. Şey arttırsın. Her söylüyorum bunu. Safevilere son veriyorum bu arada. Aleyküm selam Süleyman the Magnificent. Hoş geldin. Tam da seni oynuyorduk. Seri çok fazla ter ve demir yumruk içerir. Not. Kesinlikle. Ter ve demir yumruk. Güzel bir betimleme. İblis için. Hayır ulan istemiyorum iblisi. Aa. Okey. İyi. Aldık. Nice. Peki. Oldu bu. Bunu da almış olduk. Artık gelmiştir savaş vakti. Daha gelmemiş. Birazdan gelir. Hazariye temizleyebiliriz. Gel bakayım. Padişah değişiminde inanılmaz boyutlarda isyanlar göreceğiz. Öyle ki. Öyle ki. Oh! 97k. Öyle ki derken öyle kala kaldı adam. Abi seri olayından çıkmış Hindistan'a inmişin, ne alaka? Süleyman ya içerikleri takip etmiyorsun ya da takip etmiyorsun. Başka açıklaması olamaz. Çünkü uzun uzun bunları anlattım defalarca. Ama hadi senin için bir kez daha anlatayım. Hiç anlatmamışım gibi. Sanki seriye başlarken bunların hiçbirini anlatmamışım gibi. Sanki seri devam ederken anlatmamışım gibi anlatacağım şimdi. Olay şu. Süleyman. Kardeşim, en geniş sınırlara ulaştıktan sonra ne yapacağız başka? En başında söyledik. Tarihsel seri modunda en geniş sınırlara ulaşana kadar devam edeceğiz. Tarihsel seri en geniş sınırlara ulaştıktan sonra nasıl devam etsin? Yani oturup toprak mı kaybedeceğiz? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Ondan sonra alternatif tarihe geçeceğiz dedik. Değil mi? Bunlar hep konuşuldu. Ama bir kez de senin için hatırlatalım. Okulu vardır, işi vardır, gücü vardır. Başka yayıncısı vardır. Bir kez daha hatırlattım. Peki, Mustafa sabırlı mı olsun, cömert mi olsun, çalışkan mı olsun, çalışkan olsun. Kritikteydik bu arada. Alınabilecek karar yok, devam. Estağfurullah, ne demek? Yok yani izleyici benim anlattığım şeyleri hiç anlatmamışım gibi gelip ne alaka ya içine etmişsin serinin tarzında sivri sivri konuşunca ben de onu bir kez daha nazikçe hatırlatıyorum. Olay bu. Şunu şuna ver. Nice. İnanılmaz tarihsel götürdüm seriyi. GG'yi buraya da aldık. Nice. Şimdi bana açılan savaş neresi içinde ona bakacağım. Sırbistan Sultanlığı mı? Gerçekten mi? Buradan oraya mı gideceğiz şimdi? Oho! Yolumuz uzun. Heyecanımız var.
Yetenekli basalım. Ya bu gelsin. Böyle imalı bir şekilde demedim ama ben. İşte imalı şekilde deyip demeyeceğinizi anlatabilmek için emotlar var. Onları kullanırsanız yayıncı sizin zihninizi okumak zorunda kalmaz arkadaşlar. Emotlarla çok daha kuvvetli bir iletişim kurulabiliyor. Çünkü gelip sivri sivri denyo denyo konuşanla denyo denyo konuşmayan arasındaki farkı anlamak için ya benim sizi çok iyi tanıyor olmam lazım ya da sizin emotları kullanıyor olmanız lazım. Global olarak, evrensel olarak iletişim için gerekli olan şey bu Twitch'te. Peki bunu ayarlayalım. Hünyad bunu da ayarlayalım. Nice. Başka bunu da ayarlayalım. Bitti gitti. Güzel. Yürü babam yürü. Ne yürüyor adamlar? Bir o kıta bir bu kıta. Baya kıta değiştiriyorlar şu anda. İğrenç bir askerlik. Yani hiç yerlerinde olmak istemezdim. Abi düşünsene yürüyorsun ya kıtaların bir ucundan öbür ucuna. Mahmut Reşit oldu. Aferin ona. Oğlum bütün çocuklar 4 yıldız. Maşallah. Anlı kaç yaşındasın? 45 yaşındasın. İyi hissediyorsun. Güzel. Saatli ol biraz daha. Ordunun başında kim var bilmiyorum. Halife Kanuni Sultan, geçmişte farklılıklarımız vardı. Dost olalım mı artık? Hadi olalım. Korku ya da sadakat. Para öde. Para öde. Bu kadar kasan varken bunu kullan. Güzel. Sadece 3 kaza hayat verdik şu ana kadar. Bu da iyi. Güzel. Varacağız mı bugün buraya? İnşallah. Kutsal çıkabilir bu arada. Evet. Evet. Keşke en alttakini seçseydim ya. 9K Yeniçeri veriyordu. Nasıl inanamıyorum, hoşuma gitmedi. Triggerler o milleti. Amacın oysa ulaşırsın rahatlıkla. Ecdadın günlük hayatlarını öğrendiğinde aklı çıkıyor çünkü. Cahil tayfanın. O ordunun başında kimse yok. Oyun bu arada zorlanıyor şu anda. Çok fazla aksiyon var. Gerçekten sadece 7K mı çıkartabildik buradan? Ver şuraya gitsin. Al bakalım Turtekin. Bakın şunları temizleyip de gidebilirdik ama burada da o kaçıyorlar. Kaçmayın be. Üf be. Harita. Planlarını ortaya çıkarttık. Abi kaçmayın. Hayır ne güzel burada takılıyorduk. Güzel burası toplandı artık. 84 bin daha savaş açıldı. Harika. Bu ordunun hemen support'a gitmesi lazım.
gerek yokmuş. Alıyormuş bizimkiler. Neyse. Yine önemli. Önemli bir katkı yaptılar, doğru. Göreve uygunluk. Şansölye biraz daha gelişsin. 42 idi, 45 olsun. Düşman işgalinden kurtaralım bu toprakları. Bu kim bu arada bana saldıran? Emir bilmem ne. Peki. Paralıları uzat. Gel, gel. Gel. Bunu da ver, şileyi. AS hoş geldin Ali. Onun içinde toplu var mı? Top yok burada. Nasıl alacağız o zaman oraları? Alamayız. Buraya. Artı 20'yiz, süper. Barış atabilirim. Muhtemelen şunu aldığımızda barış işleyecek. Ya bana Kutsal Roma'yı fethettirme oyun ya. Sırf kendimi savunabilmem için bunu yapmak zorunda kalmıyor olmam gerek. Kalmamalıyım yani. Saçma. Çil yavrusu gibi dağılıyorlar şimdi de. Yakalayacağız. %36 ile 37 oldu war skorumuz. Harika. Neden ben bu adamların topraklarını işgal edince war score kazanıyorum? Ben müdafaa tarafıyım. Neden bununla uğraşayım? Bu hiç anlayabildiğim bir şey değil. Ordunun başında olduğum için stresle başa çıkmak gerekiyor. Baş başa kaldık, stres ve ben. Abi bu beyaz ister artık ya. Uğraşamam o kadar. Çek gibi değil o iş. Biz buraya geçelim. Bitmiyor ki savaş. Bitmiyor ki. Adam eve gelemiyor ki. Kanuni.
Yollayalım. Bir bölüp almak daha pratik aslında. Başka ne güçlü örgütlenmesi var bana karşı? Köylü sürüsü var sırada da. Sıraya giriyorlar arkadaşlar. Sürekli örgütleşmeleri bastırıyoruz. Bu. Olayımız bu. Tane diplomat tanı almak şart oldu. Hatta onu koymak lazım. Artık benim mülkiyeci hanımlara çok da ihtiyacım yok. Sırlar arasından baksak bu var mesela. Gel bakayım. Yine saatleri sayıyoruz. Oyunda. Birinci leşim olur musun? Bir de o ne? Okey. Veremli ve zampara bir hanım. Hayırlısı. Napoli Camii. Burada da var toprak. Belki yardım edebilirim, bilmiyorum. Hak iddiası varmış birilerinin. Kolay gelsin o kişiye. Okay. %52. Barışır mısın benimle? Barışırsın, süpersin. Barıştıkça ben strese giriyorum ama. Ne ziyafet ne av, hiçbirini yapamıyorum şu anda. Bu sefer geliyorum, etkinliğe stres atmam lazım. Bergama'yı verdik. Bu kim 16'na çıkıyormuş çıksın. Benim korkunçluğum nedir? 88 çok düşmüş. Bunu yollayalım bir tarafa. Ne oldu? 100 oldu peki. Kapalığa çok seri vurmamız yok mu? Romagna üzerinden var bence. Üf ya, bunları yine tutamıyoruz. Daha ötekiler gitmemiş kutsallar. Bu yeni hanım bu arada mülke değil, diplomasiye, saray politikalarına odaklansın. Senin kıytırık paralıların benimkileri dövemez. Ayrıca paralı askerleri ben tuttuğum için onun askerleri bilmiyorum. Çok da paralı askere benzemiyor. Bu kim? Saldırıyorlarmış buraya bunlar. Peki Parma Republic mi oldunuz siz? Wow. Yine köylü sürüsü hortladı. Bu bir döngü. Sır bir döngüdür bu. Öyle gidiyor. Ravenna'yı veriyorum. Al kolonyalı. Ravenna Roma değil. Halifeliği vermeyelim bence. Çok mantıklı olmaz gibi geliyor. Bu ne bilmiyorum. Bir de bunu veriyorum. Al.
74.000 beni döver mi? Dövebileceklermiş gibi geliyorlardı ama buraya varamadan ben savaşı bitirdim. Şahane. Şimdi köylü sürüsü ayaklanmasını bastıracağız. Cihanın hangi noktalarına yayılmışlar bunlar? Bir tek bu ikisi mi var? Kaç K köylü sürüsü? 8K. Okey, bir şey değilmiş. Neredesin sen? O yerinde belli etti. Salak. Peki. Paralı yok mu hiç yeni paralı? Yok. O var bir tane. Güzel. Başka yok. Zabi gelin. Bu adamlar eve gidemiyorlar bir türlü. 30 yıldır savaştırıyorum adamları. Demek orta çağda süzeren işkolik olunca durum böyle oluyormuş. Aslan reşit oldu. Tebrik ediyorum kızımızı. Oğlum bunlar 42K olmuşlar. Şabyonat artık. Nerede bunlar? Buradalar. Gidelim. Doğru, başka işlerim var. Savaşsınlar. Doğru söylüyorsun. Yani. Orta çağ. Bunlara hak ettikleri toprakları verelim bu arada. Papalık ünvanını gasp edebilirsiniz. Ettik ve papalık Ondan geldi mi bu? Aha, Katolik mezhebinin lideri papa oldunuz diyor. Nasıl ya, papalık ünvanı gasp edilebilir? Bir defa papa oldum bu şekilde. Ben hem halife hem papa mıyım şu anda? What? Nasıl? Papa mı bu adam? Sadece lafta mı papa şu anda? Ne oldu? Papada eşarı olacak mı diye sormuştum yanıtını. Yani. Bir daha gasp et. Bu mümkün olan bir şey değil ya, bak bu. Oldunuz diyor da namümkün. Aslında papalık unvanını nasıl ben yok edeyim? Papayı ortadan kaldırmak lazım onun için. Ama bizatihi şahsı değil, şeyi, unvanı kaldırmak gerekiyor. Muhteşem bir müziksin sen. Çok yakıştı gerçekten bu müziğin üzerine, harika gitti. Hanım çil tanesi. Peki boşanın. 500 altına bir günlük papa oluyoruz. Mantıklı. Hatta onu dövizle yapalım. Gerçi altından iyi birim yok. Ya döviz sokarız diyecektim. Bunu şuna aktar, bunu buna aktar. Okey. Oyunu bir kaydedelim. Unutmayalım. Papalığı gasp. Papayı yersiz yurtsuz bırakınca unvanını gasp edebiliriz. Unvan yok oluyor. Benim bildiğim öyle oluyordu.
Papa'nın en son gidecek yeri kalmayınca yok oluyor. Ama daha sonra yok ettiğim halde, kendi ellerimle yok ettiğim halde, daha sonrasında bir papanın öncülüğünde bana karşı Ayşe Seferi açıldığına tanık oldu bu gözler. O yüzden oyun çok papalığın ortadan kaldırılmasını düşünerek hazırlanmamış. Yani Haçlı Seferleri, Haçlı Kralları olduğu için oyunun adı. Beni kesebiliriz. Evet, karar çıkınca olabiliyor. Bizde ama henüz açılmadı o. Papa'nın toprağını alamadık hepsini. Papalı dağıt kararı çıktığı halde, papalığı dağıttığım halde daha sonrasında bana Haçlı Seferi açmışlığı var Papa'nın. Hayretler içinde kalmıştık burada yayında. Çok net hatırlıyorum. O yüzden çok kale almıyorum. O karar da çok tutarlı değil o yönden. Olamgut hastasıymış. Salalım. Sicilyalılar yine ayaklanacak gibi duruyor. Kudüs bağımsız yine. Demin onu ben saldım. 700'e 700 bin, 700 binlik şey olunca, nedir onun adı? Savaş olunca saldım. Dedim mal senin olsun. Katoliklik yok olmuyor mu? Yok edince hiç etmedim. Yok olması için oyunda ona göre bir mekanik olması lazım. Bir dini topyekün oyundan yok etmek imkansız bence. Yani hile kullanmadan bunu yapmanın mümkün olabileceğini sanmıyorum. Yapan çıkar da yani kafayı yemiş vaziyette falan oynar. Bu arada yine de nasıl yapar bilmiyorum. Hayır. Çünkü yapılabiliyor olsaydı en azından hafiften yaklaşırdım ya. Yani dini çünkü yok edemiyoruz. Yani teoride yok edebiliyoruz evet ama pratikte olmuyor. Mutlaka şurada bir kontluk çıkıyor, onu benimsemiş oluyor. Böyle sen onu dini devşirme süreleri uzun olduğu için maksimum 5 yıl, en fazla 5 yıl hıza kadar olduğu için tam olarak yok etmek imkansıza yakın. Katoliklikten bahsediyorum bu arada. Diğer dinler öyle değil. Mesela tengriciliği falan hallediyorsunuz. Yok, papalık yok olduğunda yok olmuyor. Ya mutlaka inananlar çıkıyor, oradan da bir papa çıkıyor, mutlaka geliyor. Ben de hep öyle oldu. Uğraştım. Gidelim hadi, davete gidelim. Ne bu? Köylü sürüsü yine, aynen. Bunları salıyorum. Bunlar değersiz. Yok mu her şeyi bırakıp bir anda Moğol olmamız, değil mi? Olabilir. Chat, bir diğer yandan şeyi düşünüyorum. Oo, bilgili alim. Neden sen 3 yıldızlı geldin? Hayret, bizim hanede olmazdı. Acaba bir sonraki seride şöyle bir şey mi yapsak? Bu More Bookmarks modu bize direkt Cengiz başlangıcı veriyor ya, tarihsel. Cengiz'i acaba ölümsüz yapsak ne olur? Cengiz Han ölmeseydi ne olurduyu. Hem alternatif hem tarihsel seri gibi böyle bütünleşik görebiliriz. Atabey tutur. Merhabalar Boracım, hoş geldin. Selamlar. İyi diyelim, iyi olalım. Çok şükür, seni sormalı. Yüz altına salacağız. Oğlum ben bu adamı 2 günde bir salıyorum. Habire demek ki isyana gidiyor bana karşı. Bakayım. Ölümsüz Cengiz mi, dünya buna hazır değil, değil mi? Bence keyifli olur ya. Ben de çünkü şahsi olarak merak ediyorum. Cengiz'in o treytiyle nereye kadar gidebiliriz? Kaanların kaanıyla. Yani ölümsüz olduktan sonra zaten. Elli altın ödeyecek. Bu adamı salalım. Bu adamı salmasak daha iyi olur. Çünkü korkunçluk kasabiliriz üzerinden. Bu adamı da salalım. Peki. Burada ne var? Bu arada rezalete bakar mısınız? Annem babam dün otobüs bileti aldılar. Ben aldım hatta burada. Kamil Koç'tan.
koltuk numaralarını falan seçtik. Gitmişler otogara. Şey diyor ki, muavin diyor ki, 1 ve 2 numaralı koltukları almışsınız diyor. Ulan almadık, ben burada kendim elimle seçtim numaralarını. Olmadı, illa buna oturacaksınız demişler. Şu an otogarda annem ve babam gece 2 otobüsünü bekliyorlar. Akşam 10.30'daki otobüse bineceklerdi. 4 saat boyunca, 3.5 saat boyunca orada soğukta bekleyecek annem babam. Çok canım sıkılıyor böyle şeyler olunca gerçekten. Ahır ya, ülke değil, gerçekten ahır. Hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Zaten otobüs firmalarının hiçbir boku düzgün yapmıyor ya, hoş. Her seferinde tıklayacağım. Gözümü alıyor. Kafa oldunuz peki. Olamadım. Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Nur topu gibi bir papa oldunuz. En mutlu günüm. Papalık tacını giyerken en mutlu günüm diyor sağa sola. Okey, bu adamı kesebiliyoruz. Aslında din değişmesini de sağlayabiliriz. O kadar şeye uğraşmam lüzumsuz. 50 altın salalım bunda. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Müşt insanda papa olmak lol. Canlar, üçüncü ayım kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. GG, alkışlar gelsin Ulmokrat'a. Çok teşekkürler desteğin için Ulmokrat. Boş ver. Siren çalmasa da alkışlar kıyamet kopar burada. Nice aylara inşallah hep birlikte. Çok teşekkürler desteğin için. Bana olmayan koltuk sattılar. Yemin ederim yatacak yerleri yok bunların. Fatih'in en büyük hayalini gerçekleştirmişiz. Tabii, yani hayal edilmeyenleri falan da gerçekleştirdik şu anda. Ya da Fatih söz konusu olunca, gerçi hani adam benim hayal ettiğim şeylerin, saçımın bir zerresi dahi benim hedeflerimin şey bilse, ne konuşamadım ha. Wow, Atanur yüz bit attın nice aylara diyor Olmokrat'a. Yüz bit iyi para çarptı. Bir birim daha yaklaştık 100 dolara. İnşallah bu yayında 20 dolarla şey yaparız. Kapatmış oluruz. Herhalde olmuştur, bilmiyorum. Zor. Daha düşününce zor. TL'nin değerini düşününce zor. Zor ulan, her şey çok zor. Krallık için cihat şimdi çıktı bende. Neden demin çıkmıyordu? Oo. Yok mu bütün Kutsal Roma'yı krallıkla, ama imparatorluk o değil mi? Evet. Öyle yok. Macarları böyle kapatabiliriz bu arada. Yok mu peki Viyana'ya dayanmamız? Fatih Sultan Mehmet'in bir lafı var ya. Aklımdan geçeni, saçımın bir teli dahi biliyor olsun, saçımın o telini çeker koparırdım diyor. Hani o kadar önem veriyor planlarının gizliliğine vesaire. Demin onu söyleyecektim de dilim dönmedi. Güzel topluluk. Sayenizde. Abi alıp geliyorum Viyana'ya, öyle girelim. Okey, bekletiyorum. 100 bit gelince beklettik ama. Yok, bit gelmese de bekletirdim. Atanur'un kahve alması önemli bir durum. Hoş geldin. Hoş geldin Melih, selamlar. İyi diyelim, iyi olalım. Bugün annem ve babam dedemin yanına Aydın'a gidiyorlar. O yüzden bir 10 gün falan kelimenin tam anlamıyla tek başıma ve bekar hayatı yaşıyor olacağım. Niye bunu anlattım bilmiyorum. Ama ilerleyen dönemde bu kontekste ihtiyacınız olacak. Çünkü muhtemelen sıkıntılar devam edecek şeyle ilgili. Otobüs yolculuğuyla ilgili. Ben burada sinirli sinirli konuşurken ne anlattığımı bilin. Okey, cihada yapabiliyoruz buraya. Peki. Karpatya'yı böyle kapatabiliriz. Bakayım başka alternatiflerimiz neler. Şaddid mesela, dünyanın en gereksiz toprakları şu an için en azından. Buraya zaten yapamıyoruz. Bunlar Müslüman. Hasan var burada direkt. Arada güzel oluyor tek kalmak. Yani.
Hani bir kere otobüse Samsun'a gidiyordum. Şirketin verdiği elma kurtluğu diye yemin ederim yaşandı. Kesin yaşanmıştır ya. Bunlar normal şeyler artık. Ben bir kere ya gerçekten çok travmatikti o. Bu Sinbad mı ne? BİM'in bir tane şeyi var. Kuru yemiş markası var kendisinin. Açtım, çekirdek çitliyordum. Çekirdeği çitlerken ağzıma böyle bir şey battı böyle dudağıma. Abi yemin ediyorum. Elime bir baktım. Bir kuş ayağı. Böyle tırnağıymış o dudağımı çizen. Onu çitlemeye çalışmışım. Dedim böyle attım. Ya gerçekten hayatımda gördüğüm en saçma ve en iğrenç şeylerden biriydi. Uzun süre çekirdek çitleyemedim ondan sonra. Travmatik oldu o bende. Böyle ayak ya, böyle kurumuş o da kavrulmuş şeyle. Nasıl girdi abi oraya kuş ayağı? Böyle kocaman. Yine hatırlayınca kötü oldu. Anladım bakışlardan, evet. Yani kendi işini kendin göreceğim falan. Madın logosunun da kuş olması. Onu hiç düşünmemiştim şu ana kadar. Çok iğrençti ama. Çok canım sıkılmıştı yani. Sonra yine yedim yani. Simbat yedim. Ne yapalım biz yani. Pahalı yemiş denen şey. Buzdolabından kurtulmuş incir alıp yarısını ısırdım. Sonra diğer yarısında 4 tane falan donmuş karınca vardı. Yikes. Ya karınca yine bir tık şey olarak. Böcek yeme şeyinden. Ben küçükken misafirliğe gittik bir yere. Misafirliğe gittiğimiz yerde arkadaşlar Almancılar. Yani böyle Almanya'dan bir de istifçiler, tamam mı? Böyle gidiyor 4 tane bulaşık makinesi getiriyor böyle. Saçma sapan evin böyle şeyinde antresinde boş çamaşır makinesi falan duruyor. Böyle istifçi bir çiftti evine gittiğimiz şey. Böyle orada işte yaşlı bir teyze kadın da. Ya oğlum işte bak şu çikolatalardan ye, bunlar Alman şokolat falan diyor. Peki falan diyordum. Ya ben de böyle biraz çekingen bir çocuktum. Yani öyle gidip avuçla falan yemem, şey yapmam. Öyle giderken oradan bir tane aldım böyle açtım. Ulan muhteşem çikolata, tamam mı ya? Alman çikolatası. Böyle paketinde açıyorsun tane. Attım ağzıma. Müthişti. Sonra o gün böyle bir daha geçerken bir tane daha aldım. Açtım. Abi gerçekten çikolatayı açtım şöyle kırıp öyle yiyeyim dedim. İçi dolguluydu. İçinden böyle kurt çıktı. Böyle parmağıma falan geliyor. Böyle nasıl çığlık attım, nasıl onu fırlattım bilemedim. Ve böyle bütün gün yedim lan ben o çikolatadan. Kim bilir kaç tanesini yedik öyle. Ay. Çok korkunç. Bir de o böyle bu Almanların falan çikolatası şey ya, böyle peynir altı suyu falan böyle çok fazla yani malzemeden şey yapmıyorlar. Hafif ekşimsi bir tadı var. Ulan acaba o kurdun tadı mıydı falan diye düşündüm. Gizli tarif bulundu. Şimdi ona benzer bir olayım karnabahar yemeğinde var hocam. Kokusunu alınca bile midem kalkıyor. Hadi ya, travma yarattı sende. Neden? Ne yaşadın karnabaharla? Ben severim aslında yemek olarak. Nasıl bir travman oldu? Şu ayağı ne ya? Bimle cadı iksiri mi satıyorlar? Malzemeler mi karışmış? Ya muhtemelen ben de anlayamadım. Yani kuş da herhalde orada uçuyordu fabrikanın içinde. Yanlışlıkla makinenin içine mi girdi? Öyle şeyler düşündüm. Bende de bu yüzden böcek fobisi var. Bende böcek fobisi var. Bir de üstüne böyle şey yaşayınca iyice yemeden içmeden de kesileceğiz yani. Oha, buraya ben krallık cihadı atabiliyorum Polonya'ya. Ne alaka ya? Deniz aşırı. Babaannem de çocukken yemiştim de içinden istemediğim şey çıkmıştı. Eyvah. Demediğin şey ne ya? Yaratık mı çıktı içinden? Kapı canavarı mı çıktı? Şurayı alalım. Ya
Abi savaş açmamı beklemeleri çok haince ya. Çok akıllıca. Aile reisi özelliğini kazandık, eyvah. Reis, reis diyecektim şimdi bütün aile bana. Yandık. Dö dö dö. Bilmiyordu reis son çırpınışların reis mi? Ne sinek? Benim karnabaharın içinde yaptı sinek. Oha! Can çekişmesini izlemek daha bir fenaymış. Ben inciri çok severdim. Şimdi nasıl yiyeceğim? Yalnız incir gerçekten sıkıntılı bir şey. Meyve. Ben Aydınlı olduğum için, biz ailecek oralı olduğumuz için oradan böyle gelir her sene yani. İşte en iyisi oradadır zaten. Gelir. Muhteşemdir ama ben oradan geldiyse kesinlikle içini açıp bakmadan mümkün değil. Yemem. Çünkü neler gördüm incirin içinden çıkan. Bu gözler neler gördü cidden. Yani Alien Predator falan çıktı. Predator falan çıktı. Çok acayip şeyler gördüm incirin içinden çıkan. İncir bir meyve olarak içi tamamen tırtıklı bir rahime veya vajinaya benziyor. İlginç bir meyve. Görsel olarak çok göze hitap etmiyor. Proteindir, bir şey olmaz. Ya boş ver, almayayım o proteini de ya. Kalsın öyle, protein olmaz olsun. Protein terörü. Abi ordular Fizan'da, oradan buraya taşı, oradan oraya götürür. Bir ömür böyle geçer mi be? 41 bin neyin ordusuymuş bunlar ya? Hayır! Ya nasıl bir yol ayarlamadır bu? Gidiyoruz oraya. İyi geceler Özgürcüğüm. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bici. Benim yumurta fobim vardı. Çok zor atlattım. Neden? Civciv mi çıktı içinde? Sahanda cikledi mi yoksa? Ben bir tuhafım ama hayatımın çoğunluğunu köyde geçirdim ama böcek fobim var. Yeşil olan her yere, her şeye alerjim var. Köyde geçirdiğin halde çok zormuş ya. Yani beni köye koymak gibi bir şey bu. Benim de mesela, ben doğayı falan severim ama uzaktan. Ve böcekleri hariç. Garip yaratıkları hariç seviyorum. Yani memelilerden zarar gelmez, kuştan falan öyle korkmam ama böcek. Yani tek anlaşamadığım yaşam türü olabilir. Bir de ecdatçı iktidar yanlıları var. Onlarla da anlaşamıyorum. Bu ikisi. Onun dışında genelde sorun yaşamıyorum. Evlendirmeyeceğim bunu. Bir de sen benim varisim olmayacaksın, Chat. Oha çok iyi bu çocuk ya. Her seferinde aynı muhabbet dönüyor, değil mi? Açıyorum, çok iyi bu çocuk deyip fikrim değişiyor. Chat, Mehmet Kanuni Sultan Süleymanoğlu Osman mı olsun bizim varisimiz? Yumurtayı kırdım, içinden ölü civciv çıktı. Wow! Embriyo çıkmış içinden. Biliyorsunuz değil mi? Ördek embriyosu yeniyor Asya'da. Sokak gıdası. Abi onu nasıl yiyorlar ya? Çok korkunç. Böyle bizdeki midyeci gibi, midye dolmacı gibi sokakta böyle kırıveriyor, ağzına atıyorsun ve böyle ayakları gagası falan ufaktan oluşmuş. Tam o evresindeyken yeniyor. Abi korkunç bir şey ya. Bütün olarak çıtır çıtır yiyorlar böyle. Canım sıkılıyor böyle şeyler. Oğlum niye yiyorsunuz? Nasıl bir vahşet bu?
Çocuğun eşini sen mi belirleyeceksin hanım? Aa Hürrem'e bak, oğlunun şeyini, adam muaşeret kurallarını öğrensin önce. Köydeyken tavandan kafama sürüsü, Kara Fatma sürüsü yanımdaki yastığın üzerine düşmüştü. Aa, hala korkmam böceklerden. Sen iyiymişsin, korkmuyorsun. Ben küçükken Aydın'da köyde uçan kara fatmalar basmıştı köyü. Yani o yaz öyleymiş, öyle diyordu oradakiler. Abi gerçekten çok büyük haksızlık. Yani böylesi bir kuvvetin, kara fatma gibi korkutucu bir birliğin, bir de kanatlarla uçabiliyor olması, bir de hava avantajının olması gerçekten korkunç. Uçan karıncalar var bir de, ısırıyorlar. Bu onlar falan vardı. Böyle yalvarıyordum artık İstanbul'a geri dönelim diye. Çocuğum bir de. Gerçekten alien saldırısına vuruyor gibi hissediyordum. Gerçi bugün olsa yine aynı hissederim. Yapamam yani. Çok zor benim için. Ya böcekten korkmayanlar, Jack'te vardır, Atanur dışında da vardır. Abi nasıl korkmuyorsunuz ya? Çok korkunç değil mi o canlılar? Böyle bacakları ince, eklemli, gövdeden bacaklı, kıskacı var, tıslıyor falan. Abartıyorum değil mi? Ama var yani, bunu yapan da var. Mesela parçalara ayrılmış devasa çiyan gördü bu gözler. Böyle süpürgeyle vuruluyor. İki parça iki ayrı yere gidiyor. Böyle sapsarı, siyah sarı böyle. Yani belli, diyor ki sokarsam gebertirim diyor. Yani belgesellerde falan görsem yeter yani. Gerçekte görmek istemiyorum. Ha, buna habire bunu şey yapıyoruz da olmuyor bu. Sen kimsin? O Tamilsin. Bundan o zaman çalalım bu unvanı. Güzel. Ama unvanı yok edeceğim. Başka var mı çalabileceğim? Çala bilmem ne. Sen bizden misin? Sen de Tamilsin. Senden de çalalım. Güzel. Unvanı yok et. Biraz survival yaşasınlar orada. Dedim de az kalsın ağzına sümüklü böcek giriyormuş. Köyevleri yani bitişik, hatta anneanne şu şaka yapar. Biz yemek yerken tabakta farları yapardık diye. Wow! Böcek alt tarafı. Bizden 1 milyon kat küçük, tatlış bir varlık. Tatlış bir varlık. İnanılmaz. Kamera gitsin. Biraz ağlayacağım. Dehşet içinde. Rompur topraklarındaki sarayına düzenleyeceğimiz ziyafete falan filan. Ah! Demedim. Yani böcekliler uzaylıdır ya. Yani doğada bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyorlar. Kuşkaya yatan tavuk ölmüştü, yumurtaları atıldı, aradan biri atılmamış, o da bana denk geldi. Uf ya, çok kötü. Adam çıksın. Mesela bu adamın suratı çok gerçek insana benziyor. Bazı karakterler öyle. Ne olmadığı sürece tatlı hayvanlar. Böcekler söz konusu olunca direkt şey moduna giriyorum ben. Yok edilmeliler gibi hissediyorum. Aslında hiç o kafada bir insan değilim. Anlıyorum. Doğadaki yerlerini ve önemlerini anlayabiliyorum, algılayabiliyorum. Ama karşıma çıkmaları gibi bir durumu göz öne, yani göze alamıyorum bunu. Ya karşıma çıkarlarsa? Ya abi gitsinler, galaksinin uzak bir köşesinde yaşasınlar ya, ben varım buna. Ne bileyim, böcek yerine başka bir şey koyalım. Teknoloji gelişti, nano bir şeyler yapın.
Buradan çağrıda bulunuyorum. Bilim insanlarına. Yalnız lütfen yerine böceğin robotunu yapacaksanız böceğe benzemesin şekli. Yalvarıyorum. Lütfen. Tamam, alıyor muyuz Karpatya'yı? Alalım bence. Hadi yürü. Macaristan için cihad! Halife Kanuni Sultan Süleyman tüm gerçek eşariler tek bir sancak altında birleşip inancımızın düşmanlarına karşı savaşabilsin diye bir cihad ilan etti. Macaristan topraklarını dinsiz kanıyla yıkama zamanı geldi. Allah adına burada hüküm süreceğiz. Allahu Ekber! Hadi devam. Devam. Daha gaz yeter. Buradan gider miyiz? Oğlum nasıl bir yere koymuşsunuz? Nereden gitsem? Ama burası da en kısa herhalde burası ya. Buradan gidelim. Hadi 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 buradan gideriz. Yok mu şundan çıkartmam? Yok. Ayı dışında hiçbir hayvandan özel bir korkum yok. Bir kere gerçek hayatta sesini duydum. Belgesellerden falan aşinayım, hayvana çok güçlü, attan hızlı koşuyor pençeleri. Öyle. Ama ayıyı mesela yani gerçekten korkunç bir böceğe tercih ederim. Böceğin yaşattığı dehşeti bana o kadar hissettirmiyor ayı. Yani gelir parçalar yer beni en fazla ne olacak? Ama öteki geliyor böyle omzuna konuyor, oradan böyle kulağına girmeye çalışıyor, orada böyle geziyor, saçına böyle yapışıyor, zarıl zarıl ötüyor falan. Allah'ım ya. Korkunç. Ayı dediğin ne gelecek? Hork 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 koklayacak, ölü taklidi yapacaksın. Eğer isterse şöyle bir ısırık alacak omzundan falan. Ya da karnından. Öleceksin orada. Gıda olacaksın kardeşim. Böceğin bir çıkarı da yok. Geliyor, geri zekalı da bir hayvan bir yandan. Sen sıcaksın, tenin sıcak diye senin yanına geliyor. Ya salak, ben soba mıyım? Git başka yere. Geberteceğim şimdi seni, haberin yok. Evet, uçup tıslayanlar falan gerçekten. O demin bahsettiğim işte uçan kara fatmalar öyleydi. Bir de Ege'de bir tane şey var. Bilmiyorum Ege'de hangi yöreye gitsem farklı bir ad buluyorlar ona. Bu arada böceğin gerçek adı da başka bir şey. Böyle bu bambu gibi şeyler var Ege'de. Sopa gibi. Onların içinde yaşıyor bunlar. Siyah dev gibi zarıldıyor ve böyle bir kere dedemin evinin bahçesine elektrikçi bir adam geldi. Çardağa şey takacaktı. Ampul falan takacaktı. Adam geldi böyle akşama doğruydu, sonra akşam oldu. Oradaki o ışığı da yaktı, öyle çalışıyor. Abi gözümüzün önünde bu arada Mustafa Reşit oldu. İşte bu. Aferin sana Mustafa. 10 numara. Belirlenmiş varis yapacağız herhalde seni. Adam abi yani akşam oldu. Işık var ya, adamın oraya gidiyor bu böcek uçan. Herifin kafasına yapıştı. Zarıl zarıl ötüyor ama zarıl zarıl. Adamın umrunda değil. Abi bildiğin ceviz büyüklüğünde böcek ya, simsiyah. Ya nasıl umrunda değil ya? Nasıl alıştın buna? Şey gibi geliyor bana. Böyle belgesellerde görüyoruz ya, Afrikalı kabile üyeleri böyle kamera çekiyor. Gözünün üstüne sinek yapışıyor falan. Gözünü kırpmadan öyle durabiliyor. Umursamıyor, alışmış artık falan. Onun gibiydi adamın reaksiyonu. Adamın işi bitti. Vallahi de billahi de yarım saat kafasında zarıldadı. Adamın işi bitti. İndi oradan. Diyor ki, ana ya burada böcek mi varmış kafamda diyor. Böyle vurdu. Gitti. Ben dehşetle izledim adamın bunları yapışını. Abonelik var. Eksterna Kademe 2 ile 11. ayını kutluyor Çak. 11. ay. Alkışlar gelsin Eksterna'ya. Hoş geldin Kademe 2. Tekrardan. Seni burada görmek çok güzel. Au. Beni 3 kere akrep soktu, tüm böcekler vız gelir. Doğrudur. Ben
Onlarla mümkün olduğunca aynı ortamda yaşamamaya çalışıyorum. Tabii insanın elinde olmuyor ama. O gibi canlı zerzebatla. Teşekkürler eksterne. Kafamıza koyardık meyve böceklerini ses çıkarıyor diye çok şekerlerdi. Allah'ım ya. İnanılmaz. Babam da anlatıyor. Biz küçükken kara fatmaların ayağına ip bağlardık, uçururduk uçurtma diye diyor. Bunu bana küçükken ilk söylediğinde babama olan bakışım değişmişti o an. Nasıl ya, nasıl böyle bir şey olabilir falan diyordum. Abi bunlar bizi yok edecek. Kaç yüz kişi var burada? Kaç? 1 milyon 166... Ben mi yanlış görüyorum? Bir saniye. 1 milyon 166 bin 650 mi burayı savunan asker sayısı? Ney? Ney? Oha, cihada karşılık bu mu yani? Bizim 94 binimiz mi var bunlara karşı? Teslim olalım abi, bunu yapamayız. Nasıl yapacağız bunu? Neyse, azıcık dayak yiyelim de öyle olalım bari. Bu ben evlatlık mıyım bakışı? Lol. Abi lütfen tek tek gelin. Eyvah, dayak yiyeceğiz şimdi. Tamam gel. Gel Barış. Beyaz barışamıyoruz da, teslim oluyorum. Nesebimin şevki düştü. Allah kahretsin. Allah kahretsin sizi. Dönmeyin, yurda dönmeyin. Gidin orada başka bir hayat yaşayın. Gidin siz orada Hristiyan kalın. Mezhebin yüz karaları. Chat, soru soruyorum şimdi. Bu Mehmet mi olsun, Selim? Yoksa Mustafa mı olsun? Ya da Selim'den mi gidelim, yoksa tarihsel olmasın da şeyden mi gidelim? Mustafa'dan mı gidelim? Yani Mustafa ismini mi koruyalım? Mustafa'yı Mustafa gibi büyüteceğiz dedik. Öyle olduğunu söylüyorsunuz siz. İsterseniz Mustafa'yı seçilmiş varis yapabilirim. Çünkü belli olmaz ne zaman öleceğimiz. Ben küçükken elime çekirge falan yakalıyordum. Büyüyünce ne oldu anlamadım. Küçükken ben de bir kere onu böyle pet şişenin içine çekirge yakala da kuşa ver diye şey yapmıştı dedem. Yapmıştım ama böyle küçücük çekirge yakalıyordum. Yani öyle dev gibi gelse yapamazdım onu. Şu an hiçbirini yapamam. Savaş meydanında süre Allah kahretsin sizi derken. İsyan ediyor değil mi Kanuni? Mustafa iyi gibi. Yumurtalık çipinleri üstünde 15 santimlik akrep var, zehirli. Uf. Chat, o zaman Mustafa'dan gidiyoruz. Ya seni belirlenmiş varis yapalım. Bin prestij kaybedelim. Ulan şevkimiz düştü. Prestij neymiş? Size zoraki böyle giremiyorum. Düklüklü girsek böyle olabiliyor anca. Aha kafir. Gereksiz yerleri alsak mı acaba? Mali. Aa ama çok zor. Aslında Mali'nin kaç askeri var? 98K. Müslümanları bir araya toplayabiliriz. Müttefik olur musun? Ama beni zırt pırt çağırma, olur mu? Kılıcı kınına sokalım mı? Evet öyle yapalım. Bir daha öyle yapalım. Tartışma.
Tartışmayı sonlandırdık. Güzel. İttifak kuruldu. Utanmalısın Hatice. Evet, hayır. Dur, ikisi birden. Susun ikiniz de. Papalık unvanı için bir tek bu nokta kaldı. Ne zaman bitiyor bizim buna ateşkesimiz? Ne seçemiyorum ülkemi? Ha. 6 ay kalmış. Güzel. Çok iyi. Hadi gidelim. Bir ziyafete de gidelim ya. Oo, iyi diplomat gitti. Yok mu yenisi? Aa, var. Süper. Kontroller Anadolu enteresan bir şekilde kontrol altında. İçimizde kalan küçük devletleri bitirelim. Mantıklı. Gözüm aslında Hemedan'da. Zoraki vasallaştırma yeseydi çok tatlı olacaktı. Kendisi krallık olduğu için kolay kolay yedirmiyor. Belki düklük savaşı açabiliriz. Böyle şeyler yapıp bölüp sonra kontluk sayısını azalttıktan sonra da girebiliriz. Birisi o. Kudüs için kutsal savaş baş ağrıtacağı benziyor. Şurada bir şey var. Bu ne? Aynen, sen vasallaş bence. Bunları pıtır pıtır halledelim. Kanuni yine sarayda oturamıyor. Hadi be, hepsini birlikte çıkartacak. Unuttum onu. Merhaba, tekrardan. Ah. 30 altın ödeyecek. Alevi Moğol. Okey, öde. Keşke din değiştirseydim. Seni kaybetmedik henüz. Din değişir misin? Evet. Korkuya da sadakat. Okey, parayla satın alıyoruz. Yalnız isyanları hakikaten hanım metası ne kadar işliyor görüyorsunuz değil mi? Diplomat hanım getirdik buraya. İsyan çıkmıyor. Diplomat hanım mı? Diplomat hanım yok artık. Hürrem sen ne ara bu? Aa, öteki Verem'di zaten, doğru. Yo, nasıl o zaman bu kadar az isyan çıktı ki şu ana kadar, ilginç. Bu çiçek şey var. Uçuklu, pardon. O hanım bir gelsin, ona bakalım. Ya bakayım, birincil 5 olur musun? Okey. Gerçekten 917 adam 50 kanun üzerine gidiyor. Chat, ben bunları salacağım, ölsünler. Kaşındılar çünkü. Şimdi bitireceğim savaşı. Sevgili kuzenim, eyvah Huriye. Git buradan. Hayır, kışt. Sevişme padişahla. Hürrem yakar sonra seni. Buralara yürüyebiliriz. Zoraki vasal. Zoraki kraldı değil mi? Yine ayrı ayrı çıkarttım onları. King Speech'i Türkçe'ye Zoraki kral diye mi çevirmişlerdi yoksa Kekeme kral diye mi? Ya böyle bir haksızlık yok kardeşim. Ne bu, sen Alman ordusu musun lan? Nasıl bir manevra kabiliyeti bu? Ne ara çıktınız da geldiniz? Bizimkiler çıkacak da, edecek de, bilmem ne. Yine kontrole basmadan çıkarttım. Daha ne kadar hata yapabilirim bilmiyorum üst üste. İnanılmaz. Zoraki kral demişler değil mi King's Speech için? Bende de öyle kalmış çünkü hatırımda. Hadi abi, şunları kurtarın. Bunlar kazanamayacaklar bu savaşı.
Az tabii burada Hintlilerin kendilerine has birlikleri de var. Ormanda orman savaşçısı falan öyle traitler var. Bunların hepsini uzat bu arada. Az sonra Hristiyan alemi bize dalarsa her bir birliğe ihtiyaç duyacağız. Her birine. İstisnasız. Mübalağasız. Paralı tutulmamış olanlar var mı gözden kaçırdığım? Bakayım 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 bakayım. Mesela sen gel. Topçu yok onların içinde. Mustafa'ya toprak mı versen? Çok mantıklı. Şurayı alalım ona verelim. Bunlar orayı kuşatamazlar. Oraya doğru. GG bitti. Ya bu çocuğu aynen. Sıkıntı yok. Bunları tabi alınca vasallar öyle kaldığı için ben eldeki topraklardan vereceğim ama dediğim gibi sıkıntı yok. Uzat sözleşmeyi, uzat sözleşmeyi. Topyekün yapabilmek güzel olurdu. Elli altın ödesin. Yavaş anlayan kolay gelsin kardeşim. Zor işin. Hayırlısı. Altın ödeyecek. 100 altın ödeyecek bunun için. Sanmıyorum. Mısır tarafında bir devlet var almadığın. Şunu mu diyorsun? Aşiret. Kardekin diyorsan orası Kudüs. Oğlum diyorsan bunu alalım. Ya kontrole basmadım. Ne yapıyorum Burak ya? Ani vücudum eyvah. Daha aydınlık. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Aldık bile. 45 gün sürmüş. O da orduların toplanması uzun sürdüğü için. Okey burayı temizledik. Hemedan'ı parça parça alacağız. Böyle hak iddiası olan vasallar için de alabilirim bu arada. Sonuçta yine dağıtacağım aldıktan sonra. Mesela şu güzel bir savaş. Lütfen kontrole bas Burak. Bastı. Adamlar yeni geldi. Neden Avrupa yerine Hindistan'a gidildi? Güzel soru. Avrupa'ya da gidildi aslında. Çizmeyi aldık gördüğünüz gibi. Şuralarda biraz daha faaliyetlerimiz olacak. Demin Karpatya Cihad Savaşı açtım. 1 milyon küsür asker getirdi Katolik camiası. Öyle olunca vazgeçtim bence. Ben de 94K ile tutamam 1 milyonu. Ama onun dışında evet Hindistan'ı da aldık ufak bir detay olarak. Şimdi içerideki toprakları topluyoruz. Bu göze batan yerleri topluyoruz. Göze batan sarayı. Lol. Bunları bölelim. Kısmı buraya gitsin. Öteki kısmı şuraya gelsin. Kerkük. Hiçbir şey yapamazsınız değil mi? İçinizde topçu yok. 9 yıl diyor. Ne anladım ben bu işten? Yapay zeka neden bunu mesela bölerken topçu birliğini de bir o kadar o tarafa da versin. Bir bu kadarı da buraya kalsın. Niye böyle bölmüyor? Bu kadar zor değildir yani. Niye böyle yapmamışlar bunu acaba? İlla manuel ıncık cıncık uğraşmak istemiyorum. Eski halim hastalıktan eser yok.
Sağlığımız iyi gözüküyor. Bunları burada az gördüler, doğramaya geliyorlar. Ama bilmedikleri şeyse orada gördüklerinden daha fazlası arkadan geliyor aslında. İskender Ağa Camisi bana geçmiş. Hayallerim gerçek oldu. Burayı da alalım. Hadi Nihavend makamına geçelim. İhtişam göstergesi. Ülkemde tebaamın üzerinde yegane söz sahibi kişi benim. Şık elbiseler giymek ve bazı mücevherler takmak kimin başta olduğunu onlara hatırlatacak. Aynen kardeşim. Çünkü itibardan tasarruf olmaz. Lol. Bu da aynı kafa işte, görüyorsunuz. Şaşalı giysi ne yapıyormuş? 500 altın. Ver kardeşim, şaşalı giysi. Orta Doğulu değil miyiz biz? Bizim için şov böyle yapılır. Halka götürülen hizmet değil, halkın gözüne sokulan servet bizde önemli olan şey. Uğursuz halife Kanuni Sultan Süleyman, yedi ceddine lanet olsun. Daha öteye git, daha ötesi var ceddimin. Ben şu anda 11. Osmanlı padişahıyım, değil mi? Bakalım. Osman, Orhan, Murat, 1. Murat, Yıldırım, Çelebi, 5, 6 2. Murat, 7 Fatih Sultan Mehmet, 8 2. Bayezid, 9 Yavuz. Şey atlamıyorum, değil mi? 9 Yavuz, 10 Kanuni. 10. padişahım, evet. Bu arada nasıl ezberden saydığımı gördünüz. Oynayınca aklımda kaldı sıralama. Keşke ben üniversite sınavına gireceğim zaman da CK3 olsaydı. İşim kolaylaşırmış. Şimdi onu fark ettim. Hemedan Sultanlığını gasp eyleyelim. Evet, bu bizim gazamız. Gazamız mübarek olsun. Dev gibi sultanlık bu arada. Bende kalsın sultanlık. Çünkü bu bir düklük değil. Vali Hussein vasallaştırılabilir. Neredesin sen? Okey, aferin sana. Darısı diğerlerinin başına. Vasallaştı, süper. Burayı ver. Ben Mustafa'ya toprak verecektim. Unutuyorum, unutmayayım. Ah, top sakal bırakmış. Hayırdır? Hayırlısı. Nereye verelim chat? Şehzadeye nereyi vermek yakışır? Dünyanın büyük bir kısmı bizim elimizde. Mesela İskenderiye'yi verebiliriz. Roma beyliğini verebiliriz. Ooo, okey. Burayı da ver. Al evlat, buraların alayı senindir. Oyunlardan bir şey öğrenemezsin diyenler. Hayatında oyun oynamamış insanlar. Çoğunluğu, onu diyenlerin. Diğerleri de oyun oynamanın ne olduğunu bilmeden oyun oynayan insanlar. Ben öyle görüyorum onları. Bunlardan bir şey öğrenemezsin diyenlerin pek çoğu derslerden hiçbir şey öğrenememiş kimseler. İşin ironisi de burada yatıyor. O adam zaten hiçbir şeyden hiçbir şey öğrenemez. Bunu sağ. Ne bakalım. O yavaş anlıyor, yolla gitsin. Seneye anlar özgür kaldığını artık. Doğru. Ahvaz, sen neden böyle kaldın? Vasallık teklif etsem eksi 8. Oo. O benim elimde esir bu adam. Böyle bereşten yollasak ne olur? Koz olduğunda ben bunu vasallaştırmak için kullanabiliyor muyum acaba? Bu önemli. Para yollasak bu adama. Gerçi adamı fullemişiz zaten. Al, bedavadan salıyorum seni. Umarım beni enayi yerine koymazsın.
koydun bile. Vasallık teklif edemiyorum. Para yollasam sana, bize gelir misin? Ya ne yapayım kardeşim? Ben her yolu denedim. Yapacak bir şey yok. Yalnız lider değiştirdiğinde zoraki vasallaştırmayı ilk açmamız gereken şey o. Bizim bundan sonra oyunun geri kalanında olmazsa olmazımız bu. Aa, hepsini aynı yerde çıkartmayı unuttum. Ya bunu yapmayın ya. Ben de enayi gibi hep aynı şeyi yapıyorum. Biraz kıyım oldu orada. Sıfır askerimi öldürdüler. Gel gel. Eve geri dönün siz. Sayı Mara, söyle bana ne istiyorsun benden? Para yollasam sana. Nasıl olur? Ne vasallaşmayacaksın ki sen? Üf. Bu sefer hatırladım. GG. Okey, kılçıksız bir tek Kudüs var içimizde. Kudüs'e şimdi girsem ne olur? Ama buna krallık savaşı atamayacağız, değil mi? Çünkü kutsal savaş hakkımızda krallık savaşını kullandık. Boyun eğdirme savaşını da bir seferliğe mahsus olanı da kullanmıştık. Zoraki vasallaştırma için de çok fazla toprak sahibi diyor. Kudüs biraz kalacak orada. Okey, bence güzel ilerleme kaydettik. Burada da ufak bir border gormuz var. Şurada kalmışlar. Değişik şekillere benziyor. Peki. Okey, oyunu bir kaydedelim. 18. bölüm dedim bugün. Evet. 18. bölüm. Sonu. Evet arkadaşlar, 18. bölümün sonuna geldik. Fakat bitmeyecek burada. Yani bitecek. CK3 faslını kapattık. Şimdi başka oyuna geçeceğiz. Şu an Twitch chatine söylüyorum. YouTube sizin için 19. bölümde görüşmek üzere. Umarım doğru söylüyorumdur bölüm sayısını. Doğru söylüyorumdur. Yanlış söylemiyorumdur. Yine de emin olacağım. Yine de emin olacağım. Aa, hadi açıl, hadi açıl, hadi açıl. Hoş geldin Onurcuğum, selamlar. Nasılsın? 18. bölüm. Sonuna geldik, evet. Bir sonraki bölüm 19. bölüm olacak. Okey. Okey. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir başka videoda görüşüyoruz. Sıradaki videoda görüşüyoruz.